Ramazan bereketiyle dolu dolu iftar sofraları Vestel'le olur. Neden olmasın? Ramazan ayında Vestel Ankastre set alın, 5000 lira indirime ek, 1500 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediyemiz olsun. Vestel'le olur. Sıcak bir gün. Burası Gündem Masası. 21 Mart Perşembe. Gerek yerel seçim yasakları, gerek faiz kararı, gerek Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı. Manşetler dolu dizgin. Peki yansımaları ne olacak? Sandığa, vatandaşın cebine, adalet talebine. Hepsini konuşacağız. Türkiye'nin temel dertleriyle gittiği bir yerel seçim. Kimine göre genel seçim havasında, kimine göre emekli ittifakının yansımaları, kimine göre belediyelerde, il ve ilçelerde sürpriz el değiştirmeler. Bugünden itibaren anket yasakları çerçevesinde herhangi bir anket sonucu ekranlara yansımayacak ama sokağın nabzını aktarmayı sürdüreceğiz. Özel haberler ve yayınlar birbirini izleyecek. Hem bugün kuşağımız içerisinde Gündem Masası'nda birbirinden çarpıcı isimler, kimileri uzun zamandır ilk kez konuşacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel akşam Sözcü Televizyonu'nda soruları yanıtlayacak. Hepsini ama hepsini aktaracağız. O yüzden manşetlerin izini sürmeye yine birlikte başlıyoruz. Seçimden önce son faiz kararı. Bugün saat 14'te gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrilecek. Fatih Karahan Başkanlığındaki Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu aracılığıyla bir karar verecek. Peki o meşhur PPK toplantısından seçim öncesi hangi mesaj verilecek? Hangi mesaj duyulması istenecek? O mesajın peşine düşeceğiz. İddialar var, kulisler var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha önce piyasa katılımcıları anketiyle yapmış olduğu çalışmalar, yoklamalar var. Bunlar piyasa içi yoklamalar. Beklentiler neydi hatırlatması bizden? Yine Gündem Masası'nda Sözcü ailesi, Şampiyonlar Ligi kadrosu diyoruz ya, yine aynı hesap efendim. Burada olacak çok değerli Ebru Vaki çalışma arkadaşımız, Sözcü ailesinin ekran yüzlerinden biri olarak yine yakından tanıdığınız ekonomi konusunda hocam bugün ne bekliyoruz diye sorular soracağımız, seçim sonrasına ilişkin tahminlerini de paylaşacak olan Oğuz Demir aramızda olacak. Sürpriz bağlantılarla piyasanın kalbini, Kapalı Çarşı'yı, Tahtakale'yi, anında yapılacak sokak röportajlarıyla vatandaşın nabzını yine özel bir yayınla ekranlara getireceğiz. 13.45 suları itibariyle yine alışık olduğunuz üzere saat 14'e bir yolculuk başlayacak. Sonrasına kadar diyelim. Başka, güne sıcak başladık. Sıcak gündem diyoruz. Yargıda değişiklik var. Bekliyorduk elbette. Bugün olacağını da biliyorduk. Anayasa Mahkemesi'nde 15 üyenin 9'unun oyunu alarak artık yeni bir başkan seçildi. Zühtü Arslan emekli. Emekli olacak. Önümüzdeki ay devir teslim var. Yeni başkan da belli oldu şimdiden. Kadir Özkaya. Peki hangi notları düşmek lazım? İsim verip geçtik. Kimdir Kadir Özkaya? Kadir Bey daha önce ne ile hatırlanır? En yakın süreç kendisinin de bir anda avucunda, kucağında bulacağı bir sorun. Nedir o? Can Atalay belirsizliği değil mi? Kendisi Can Atalay konusunda Anayasa Mahkemesi'nde üye sıfatıyla bu görevi yürüttüğü dönemde Can Atalay kararını veren, imza atan üyelerden biri. Dolayısıyla tahliye yönüyle, yeniden yargılanma yönüyle bir hukuk iradesi ortaya koymuş bir isim. Şimdi bu bir numaralı etken, bir dinamik olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Yargıtay hani suç duyurusunda bulundu ya, bunlar görevi kötüye kullanmışlardır diye. Hatırlıyorsunuz AYM Başkanı Zühtü Arslan dahil. O üyeler arasında Kadir Özkaya da vardı. Hakkında bir suç duyurusu yapılmıştı Yargıtay üyeleri tarafından. Can Atalay konusunda vermiş olduğu kararlar nedeniyle. Bugün artık yeni başkan. Peki önümüzdeki dönem yargıda ne göreceğiz? Ne değişecek, ne değişmeyecek? Hepsini konuşmak bu ekranlarda. YSK, Yüksek Seçim Kurulu seçim yasaklarını açıkladı. Artık 10 gün kala anketlere veda ettik. Bundan sonra herhangi bir yönlendirici sonuç açıklamak yasak. Herhangi bir yayın organını kullanarak. Peki ne yapacağız? Sokak röportajlarında nabzı ölçeceğiz. Peki ne yapacağız? Vatandaşın 10 gün önceki görüşleri değişti mi diye soracağız. Dolayısıyla
konuşmaya devam edeceğiz. Özel yayınlarda bizleri bekliyor. Her zaman olduğu gibi haber sahada Emre Sercanike, Ozan Kelleci, Barış Yalınkılınç haber noktalarındalar. Barış Yalınkılınç başkentteki yangını takip ediyor. Kontrol altındaymış. Birazdan detaylarını alacağız. Ozan Kelleci günün adresinde yapacağımız birçok bağlantının ilkini gerçekleştireceğiz. Piyasanın kalbinde acaba hareketlilik nasıl? Dolar TL'de durum ne? Ayaklı borsa yine hareketlendi mi? Nasıl bir mesaj veriyor piyasa? Bunu öğrenmek, canlı yayında belgelemek istiyoruz. Ama önce manşetlerimizin arasında ilettiğimiz üzere yargıda yeni dönem mi bilinmez ama yeni bir isim. Anayasa Mahkemesi'nde üyeydi. Can Atalay kararı gündemdeyken artık yeni başkan efendim. Anayasa Mahkemesi'nde yeni başkan Kadir Özkaya oldu. Yansımalarına bakalım. Karlı bir başkent sabahındayız. Öğle saatlerindeyiz. Ara ara yağışı da görüyoruz. Hem Emre Sercanike'den hem de Barış Yalınkılınç'ın kadrajından Emre Sercanike'ye sözü bırakalım. Bu karlı Ankara gününde yargıdaki değişim ülke genelini ilgilendiriyor. Kadir Özkaya dönemi başladı. Söz Emre Sercanike'de. Can Coşkun, karlı Ankara'da sıcak bir gün olduğunu söyleyebiliriz özellikle yargıda. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin mevcut başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da dolacaktı. Ve dolacak. Bugün de Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yeni başkanını seçmek için toplandı. Ve 15 üyeden 9'unun oyunu alan Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçildi. Önümüzdeki ay devir teslim töreninin yapılması bekleniyor. Tabii 9 oy aldı Kadir Özkaya. 6 oyda bir başka aday vardı. O adaylardan biri de bizim de tahminlerimiz içerisinde olan bir isimdi. Yusuf Şevki Hakyemez de AYM Başkanlığı için aday olan isimlerden biriydi. O da 6 oy aldı. Ancak 9 oy alan Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi'nin Yüksek Mahkemenin Başkanı olarak görevine başlayacak yakın bir süreç içerisinde. Peki Kadir Özkaya kimdir? Biraz bundan bahsedelim. 63 yılında Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2004'te Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atandı. Tabii Kadir Özkaya 2014'te Anayasa Mahkemesi üyesi olarak Cumhurbaşkanı tarafından seçilen bir isim. Ama Kadir Özkaya aslında 2014'te AYM üyesi olduğu için 12 yıllık görev süresi 2026'da dolacak. Dolayısıyla Kadir Özkaya 4 yıllık bir AYM başkanlığı yürütmeyecek. Fiili olarak 2,5 yıllık bir görev süresinin ardından 2026'nın Kasım ya da Aralık aylarında yapılabilecek bir seçimde tekrar Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık koltuğuna başka bir isim gelecek. Ancak bu önümüzdeki 2-2,5 yıllık süreç içerisinde Anayasa Mahkemesi'ndeki başkan Kadir Özkaya olacak ve önümüzdeki süreçte yargı süreciyle ilgili bazı kararlar, belki özellikle siz de belirttiniz, Can Atalay dosyasıyla yargıda bir kriz yaşanmıştı. Türkiye'nin en büyük yargı krizlerinden birisi olabilir aslında bu. Yargıtay ve AYM arasında Atalay haklarının ihlal edildiğine dair yaşanan krizin ardından özellikle siyasette de bu konu çok sık gündeme gelmişti ve hala da aslında gündemdeki yerini koruyor. Kadir Özkaya da siz de belirttiniz yayının başında, Can Atalay'ın hak ihlali kararlarında oyu olan isimlerden birisi. Önümüzdeki süreçte Atalay dosyası tekrar gündeme gelir mi? Yeni bir yargılama yolu açılır mı? Bunların hepsini izleyeceğiz. Ancak bir kez daha son olarak anlatmakta fayda var. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da dolacak. Yeni başkan 15 üyenin 9'unun oyunu alan Kadir Özkaya olarak seçilmiş durumda. Teşekkürler Emre Sercanike. Adalet sınavımızda yeni bir isim, yeni bir dönem olacak mı sorusunda beraberinde getirecek. Seçim öncesi son faiz kararı. Dolar TL'si, ayaklı borsası, yine Türkiye'de, İstanbul'da piyasaların kalbi. Tahtakale'ye, Kapalı Çarşı'ya gidiyoruz. Söz Ozan Kelleci'de. Can Coşkun, yaklaşık 2 saat sonra Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bir gözümüz orada ama diğer gözümüz de piyasaların kalbinin attığı Kapalı Çarşı'da. Bakalım piyasayla Kapalı Çarşı arasında, Merkez Bankası ile Kapalı Çarşı arasında makas farkı ne kadar, onu görmek için Kapalı Çarşı'dayız. Hemen o meşhur tabelayı ekranlarınıza getirsin Agit Ok. Yine Amerikan dolarına baktığımızda Merkez Bankası'nın sisteminde 32 lira 42 kuruş seviyesinde seyrediyor. Ama Kapalı Çarşı'ya baktığımızda burada arada bir makas var ve 33 lira 11 kuruş seviyesinde
ilerliyor dolar, ki gün içerisinde de yine yaklaşık bir saat önceki yayınımızda 33.15'e 20'ye kadar çıkmıştı. Çok hafif bir düşme burada söz konusu. Euro'ya bakalım. Euro'da Merkez Bankası'nda 35 lira 42 kuruş seviyesindeyken kapalı çarşıda 36 lira 01 kuruş seviyesinde seyrediyor. Merkez Bankası'na baktığımız zaten aradaki makasın dolarla euro arasında 3 lira olduğunu görüyoruz. Zaten aynı makas burada da kendisini gösteriyor ve 3 lira 10 kuruş seviyesinde buraya yansımış. Tabii kapalı çarşıda zaman zaman hareketlilik yaşanıyor. Bazı döviz bürolarının önünde, kuyumcuların önünde kuyruklar var ama tabii saat ilerledikçe bu kuyruk sayısı da azalıyor. Ama biz altına bir de bakalım. Yine altına baktığımızda o da Merkez Bankası'nda 2300 lira seviyesinde seyrederken kapalı çarşıya geldiğimizde burada bizi ne karşıladı? 2562 lira. Yani aradaki makas farkı sadece gram altında dahi 262 lira seviyesinde. Tabii buraya gelenlere de soruyoruz, özellikle yatırımınızı neye yapıyorsunuz diye soruyoruz. Bazıları Türk lirasını tutmamayı tercih ettiklerini söylüyorlar. Yine belli noktalarda tabii kapalı çarşıda bir altın durumu, altın olmama durumu söz konusu. Özellikle gram altın ve çeyrek altına baktığımızda bugün yine benzer sıkıntılar yaşanıyor ama diğer dükkanlarda olan dükkanlardan almaya devam ediyorlar. Tekrardan tabelaya bakalım, bir değişiklik var mı diye baktığımızda şimdilik bir değişiklik göremiyoruz ama tüm gözler, dediğimiz gibi, bir gözümüz Merkez Bankası'nın faiz kararında, diğer gözümüz de kapalı çarşıya. Bu nasıl yansıyacak? Buradaki makas farkı ne olacak? Onu göreceğiz. Yine dediğim gibi dolar Merkez Bankası'nda 32 lira 42 kuruş seviyesindeydi. Burada 33 lira 11 kuruş seviyesinde. Yine Euro'ya baktığımızda 36 lira 01 kuruş seviyesinde. Ama çeyrek altın, gram altın, 24 ayar gram altın Merkez Bankası sisteminde 2300 liralarda ilerlerken kapalı çarşıda 2500 liraları görüyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı bu tabelaya nasıl yansıyacak? Biz de onu 2 saat sonra ekranlarınıza getirmiş olacağız Can Coşkun. Teşekkürler Ozan Kelleci. Dakikalar sonra yeni bağlantılarda görüşmek üzere. Bir kez daha başkente dönelim. Barış Yalçın Kılınç'a. Başkent güne bir yangınla başladı. Gökyüzünü saran o siyah dumanlar endişeye sevk etmişti herkesi. Bir boya deposu olduğu, bir boya atölyesi olduğu söyleniyordu. Kontrol altındaymış. Son durumu bir alalım. Barış Yalçın Kılınç, sendeyiz. Can Coşkun, Ankara'nın Altındağ ilçesi, Demirciler sitesinde başlayan yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Muzaffer adı güzel gösteriyor şimdi sizlere. Bir iş makinesi yardımıyla bu işletmenin duvarları, dış cephesi sökülerek içerideki soğutma çalışmaları başladı. Peki yangında neler oldu diye bakacak olursak, burada bir dükkanlar bitişik nizam olduğu için hemen yanındaki bina ve arkasındaki binaya da yangından zarar gördü diyebiliriz. Diğer taraftan az önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu alanı ziyaret etti. Yangını yerinde gözlemledi. İşletme sahibine de geçmiş olsun dedi. Bu işletmede 100 kişinin çalıştığını öğrendik. Mesai başladığında dükkanı açıp içeride yangın olduğunu sabah saat 9.30'da gören çalışanların itfaiyeye haber vermesiyle birlikte burada yaklaşık 25 itfaiye ekibi yangının söndürülmesi için ter döktü. Bunun yanında şu anda içeriye havadan yapılan müdahaleler bitti. Artık yerden yapılıyor müdahaleler ve itfaiye ekipleri dükkanın içine girdi. İşletme sahibinden edindiğimiz bilgiye göre burada hiçbir can kaybı yok. Sadece mal kaybı var. İşletmenin de sigortaları yapılmış durumda ve bu konuda da bir sorun yok. Tekrar hatırlatalım, günün erken saatlerinde karlı bir Ankara sabahında başlayan yangın büyüdü. İçeride özellikle tiner, boya gibi malzemelerin ve bazı mobilya malzemesinin, ahşapların da bulunması yangının hızla büyümesine sebep oldu. Ancak 2 saatlik, 2,5 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Şu anda tekrar kara dumanların yükseldiğini görüyoruz işletmeden. Ancak itfaiye ekiplerinden edindiğimiz bilgiye göre burada yangının artık büyüme şansı yok. Karadan yapılan müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangına karadan müdahale ediliyor. Bunun yanında edindiğimiz bilgilere göre burada yaklaşık 25 itfaiye ekibi ter döktü. Köpüklü suyla müdahale edildi bu yangına. Şu anda kameraman arkadaşım gösteriyor. Hala binanın dış cepheleri sökülüyor bir kepçe yardımıyla. Yerden yapılan müdahaleler de devam ediyor. Burası Ankara'nın Altındağ ilçesi. Siteler, mobilyacıların ve inşaat malzemesi satan dükkanların çok sayıda yan yana bulunduğu bir bölge.
Bu işletmede 100 kişinin çalıştığını tekrar hatırlatalım. Ancak neyse ki bir can kaybı yok burada diyerek sözü tekrar size bırakalım Can Coşkun. Teşekkürler Barış Yalçın Kılınç. Kolaylıklar. Döndük stüdyoya efendim. Bu arada Tekirdağ'dan da bir acı haber aldık. Tır ve minibüs kazası. Çarpışma sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Ulaştığımız detayları aktaralım. Kaza saat 10.30 sıralarında Saray Çerkezköy Karayolu'nda meydana geldi. Çerkezköy yönüne giden yolcu minibüsüyle karşı yönden ilerleyen tır kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gitti. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldılar ambulanslarla. Çevre hastanelerden bilgi almaya devam ediyoruz. Teyit ettiğimiz gelişmeleri aktaracağız. Manşetlerimizden biri Yüksek Seçim Kurulu'nun artık seçim yasaklarını ilan etmesi. Bugünden itibaren bazı yasakların devreye girmesiydi. En dikkat çekici ise günlerdir özel yayınlar yaptığımız anket sonuçları. Artık anket sonuçlarına bir veda ediyoruz ama sadece bu değil. Birçok mesele var. Takvim nasıl işleyecek, ne olacak, ne bitecek? Son 10 günün raporunu seçim yasakları ekseninde almak üzere dönelim efendim. Nereye? Yüksek Seçim Kurulu'na. Haberin adresinde ise Aslı Kurtuluş Mutlu var. Söz kendisinde. Can Coşkun, şu anda Yüksek Seçim Kurulu'ndayız. Kameraman arkadaşım Hüseyin Fındık'la birlikte artık 10 gün kaldı ve bu 10 gün içerisindeki bazı seçim yasakları var. Onlardan biri de senin az önce bahsettiğin gibi anketler ya da işte adayların propagandasındaki o yayınlarda birazcık filtrelemek gerekecek. Bununla birlikte tabii seçim günü çok önemli. Alkol satışı, alkol alımı o gün yasak olacak. Bununla birlikte yine eğlence mekanları kapalı olacak. Yüksek sesli müziklerin olduğu o eğlence mekanlarında oy kullanma işlemine kadar olan süre zarfında kapalı olacak ve sadece lokanta kısmı o sürede artık vatandaşlara hizmet vermiş olacak. Bir diğer önemli konu da burada asayişi sağlayan tabii polislerin dışında, emniyet güçlerinin dışında silah taşımak da yasak olacak. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi bir de mitingler var. Bu 10 günlük süre zarfında işte bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanı adayları sahada. Onlarla birlikte memurların sahada olması yine bu 10 günlük seçim yasaklarına giriyor. Peki seçim günü geldiğinde ne olacak? O yasakları atlattığımız ve seçim gününün geldiği biz gazeteciler için de aslında tarihi ve aynı zamanda önemli olan bir gün oluyor seçim günü. 31 Mart'ta önce tabii o seçmen kaydını ya E-Devlet'ten ya muhtarlıklardan alacağız. Sonrasında yanımızda kimlik kartımızla birlikte geleceğiz ama cep telefonumuzu da bırakacağız. Şimdi diyelim ki biz bir okula geldik, görevli olduğumuz okula. İlk işlemimiz kimliğimiz. Kimliğimizi teslim ediyoruz ve kimliğimizi bırakıyoruz. Kimliğimizi bıraktıktan sonra burada bir zarfımız var, bir de mührümüz var. Bu zarfta mutlaka tabii bir mühür olacak. O mührün görmüş olacağız. Mühür yoksa eğer o zarfta geçersiz sayılacak. Hemen buraya geliyoruz. Görevliye tabii bize bunların yani bu pusulaların hepsini verdi ve biz buraya geldik. Öyle varsayıyoruz. Buraya geldiğimizde hemen bunları tanıtalım. Kameraman arkadaşım Hüseyin Fındık'tan rica edeyim. Şimdi bu Can Coşkun yaklaşık bir metreyi aşkın bir oy pusulası. Bu büyük şehirlerde olacak. 30 büyük şehrin oy pusulasının Yüksek Seçim Kurulu basın mensupları için, vatandaşları bilgilendirmemiz için örnek olduğunu altını çizerek buraya bırakalım. Eğer bulunduğunuz şehir bir büyük şehir değilse o zaman bu turuncu olanı oy pusulasını görüyoruz. Yine burada partilerin logolarını görebiliyorsunuz ve bununla birlikte yine ilçe belediye meclis üyeliği için yine bir örnek oy pusulası sarı renkte göreceksiniz. Gittiğinizde bütün partilerin seçime katılan partilerinkini görüyorsunuz ve yine bir örnek pusula. Bu da siyasi partilerin oy pusulası, hangi partiler katılıyor, hangi partilere oy verecekseniz bu şekilde bizde örnek olduğunu sizlere gösterelim. Tabii bununla birlikte bir de engelli vatandaşlarımız için burada şu şekilde
bir uygulama yapılıyor. Burada engelli vatandaşlarımızın daha rahat, daha kolay oy kullanabilmeleri için de bütün okullarda oy kullanılacak olan yerlerde bulunuyor. Şimdi birlikte oy kullanacağız. Hemen şöyle ben de bırakayım. Biz büyük şehirde oy kullandığımızı düşünelim ki zaten burası başkent Ankara. Hemen bu 3 oy pusulasını da alıyoruz. Bir de tercih ya da evet yazan o mührümüzü de alıyoruz ve zarfımızı aldık. Geldik artık kabine girdik. Tabii kabinde burada biraz zorlu geçecek. Çünkü 1 metreye aşkın bir zarftan bahsediyoruz. Mührümüzü aldık ve hangi adaya, hangi partiye oyumuzu vereceksek orada. Bakın burada bağımsız adayları görüyoruz. 31 Mart'ta bağımsız adaylar kimse onlarınki alt tarafta. Ama bir partinin adayıysa, bir ittifakın adayıysa onları üstte görüyorsunuz. Kime oyunuzu verecekseniz mührünüzü basıyorsunuz. Ve burada dikkat etmemiz gereken şey mührün hiçbir şekilde farklı bir yere değmemesi, yırtılmaması. Yani bu oy pusulasının bütünlüğünü bozmayacak şekilde bunu yapıyoruz. Şimdi biz şu şekilde katlayalım. Tabii ters katlanıyor, düz katlanıyor. Bununla ilgili çok sayıda zaten uzmanlar da veriyor ilgileri. Şimdi zarfa baktığımızda Can Coşkun bununla bunun boyutunun ne kadar farklı olduğunu görüyoruz ki ben neredeyse 4'e katladım şu anda bunu, yani düz şekliyle. Bunun giremeyeceğini anlıyoruz. Dolayısıyla o mührü bastığımızda kurumasına, başka bir yere bulaşmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Büyük şehir için oyumuzu şu anda kullandık. Hemen gelelim. Burada da siyasi partiler için bir oy pusulası. Buraya da geldik ve hangi partiye oyumuzu vereceksek oyumuzu kullandık. Ve yine kurumasına dikkat ettik. Onu da katladık. Bu şekilde yine kenara bıraktık. Ve bir diğer pusulamız, bu da yine meclis üyeliği seçimi için aldık. Bir kez daha vereceğimiz partiye oyumuzu bastık. Buraya geldik, katladık. Şu anda 3 oldu ama bir de muhtar, muhtar için de bize bir tane oy pusulası verilecek. Hangi muhtarı destekleyeceksek onu da kullanacağız. Bakın işte aslında günlerdir konuştuğumuz konu. Bakalım, bakın bir kez daha katlıyorum Can Coşkun. Hemen buraya bir tanesini koyduk. Gelelim bir diğer zarfa ki ben şu anda size bu yayını anlatırken kim bilir kaç dakika geçti. Yani bir kişinin kabine girip de oy kullanma süresi Mayıs seçimlerini hatırlarsak eğer daha hızlıydı. Adaylara oy verip çıkmıştık ama bakın burada bir de muhtar zarfı var, bir de pusulası var. Muhtar için de oyumuzu kullandık ve bunu düzgün bir şekilde katlattık. Mührümüzü de aldık ve gelelim artık oyumuzu kullanalım. 60 milyon 500 bin seçmen 31 Mart'ta oyunu kullanacak. Biz de şu anda örnek olarak bu oyumuzu kullanıyoruz. Evet, biraz tabii zor oldu. Şu şekilde attık. Bakın mesela çok iyi katlamadığımız için orada diğer oy pusulaları çıkmış oldu. Onu daha iyi bir şekilde katlamamız gerekiyor. Bu da bize gösteriyor ki pek çok oy pusulasının zarfın içerisine koymanın zorluğunu da göstermiş oluyor ki biz şu an bunu mesela yayında görmüş olduk. Daha sonra buradan geliyoruz artık, yine mührümüzü alıp teslim ediyoruz. Buraya geldik, teslim ettik. Daha sonra burada bir yine kağıt olacak. Oy kullandığımıza dair imzamızı atacağız. Sandık görevlilerinden bilgimizi alacağız. Kimliğimizi alacağız. Cep telefonumuzu da alacağız ve böylece vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş olacağız. İşte 31 Mart'ta nasıl oy kullanacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Onların hepsi bu şekilde olacak Can Coşkun. Teşekkürler Aslı Kurtuluş Mutlu. Özel bir yayındı. Sandık kuruldu, pusulalar basıldı. Oy nasıl kullanılır, nelere dikkat etmek lazım, ne ile karşılaşacağız? Hepsini anladık. Bu yayınları devam ettireceğiz seçim gününe kadar. Önemli, vurgulayalım efendim. Şimdi geldik, özel bir konuğumuz var ama manşeti hatırlatalım önce. Manşeti hatırlattıktan sonra da konuğumuza dönelim. Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya. Şimdi
Yeni bir dönem ama az önce hatırlattıklarımızı birazdan girizgahta da hatırlatacağız. Kadir Özkaya hangi yönde daha önce oy kullandığı için adı gündeme geldi? Kim onun hakkında mesela suç duyurusunda bulundu? Bunları hatırlatmak gerekiyor çünkü yargının bir hala bitmemiş Can Atalay sınavı var. Kadir Özkaya da o oyu kullananlardan biriydi. O yönde karar verenlerden biriydi. Hak ihlali var burada diyenlerden biriydi. Bugün AYM Başkanı. Dolayısıyla kendisi Yargıtay'ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu AYM üyelerinden biri. Görevi kötüye kullanmak üzerine. Şimdi o isim yeni başkan. Şimdi siyaseten de çok hedef alınıyor Anayasa Mahkemesi. Ve bu yönde daha önce karar vermiş biri başkan olduğu için mesela başta MHP acaba devam edecek mi hedef almaya Anayasa Mahkemesi'ni? Yeni dönemde anayasa değişiklikleri konuşuluyor. Seçim dönemine işaret ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha adaylık yapılabilmesinin önü açılacak iddiaları gırla seçim öncesi konuştuk. Tüm bunlara ilişkin aslında görüşlerini en çok merak ettiğimiz isim şu anda konuğumuz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan. Dönelim, sorularımızı soralım. Bakalım Barolar Birliği Başkanı ne düşünüyor? Sayın Başkan selamlar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi önce yeni başkandan başlayalım isterim. Bir yeni başkan var, Yargıtay'ın hakkında şikayetçi olduğu bir üye AYM'nin yeni başkanı. Çünkü Can Atalay konusunda evet, hak ihlali vardır diyen üyelerden biriydi. Erinç Sakan, Barolar Birliği Başkanı olarak bu durumu nasıl yorumluyor? Bugünden sonra yargının vereceği sınavı, Kadir Bey'in yapacağı başkanlık ekseninde hala elinde avucunda tutacağı bir sorun var, bir sorun yumağı var. O da yargının veremediği bir türlü Can Atalay sınavı. Ne beklersiniz? Yeni üyeyi nasıl yorumlarsınız? Evet, aslında olağan bir hukuk düzeninde yüksek yargının başkanının ya da yüksek yargı üyelerinin kimler olduğu bir değerlendirme konusu yapılmaz. Pek çok ülkede de bu isimler bilinmez. Bilinmesine ihtiyaç da duyulmaz. İsimler üzerinde yorum da yapılmaz. Tabii bizim ülkemizde yüksek yargının başkanının belirlenirken bunun bir tartışma konusu olmasının sebebi aslında ülkemizin içerisinde bulunduğu hukuk sisteminin bir zannedersem özetini ortaya koyuyor ve aynı zamanda yargı bağımsızlığı sorunumuzun da tekrar altını çiziyor. Aslında bu tartışmalara tabii Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesindeki bazı teamüllere aykırılıklar da sebebiyet veriyor. Hatırlayalım, Sayın İrfan Fidan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay üyeliğine atanması, tabii, orada daha bir ayını bile doldurmadan apar topar Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilmesi gibi şeklen kanuna uygun ama teamüllere tamamen aykırı bir belirleme yöntemi. Yine Anayasa Mahkemesi'nin son dönemde verdiği bazı kararlar, tabii ki yargı tarihimizin en önemli krizlerinden birisi olan Can Atalay krizi, şu anda devam etmekte bulunan bu kriz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı da ismini de bir anda çok önemli kılabiliyor. Tabii Anayasa Mahkemesi aslında Sayın Coşkun, Türkiye'de çok önemli bir fonksiyona kanunların anayasaya uygunluğunu denetliyor. Bireysel başvuruyla beraber hak ihlallerinin tespitini yapıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini de belirli ölçüde inceleyerek kuvvetler ayrılığı sisteminin de en önemli teminatlarından birisi olma vasfına sahip. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsak Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin meclisin kanunla düzenlemesi gereken bir konuyu düzenlediği için iptaline karar vermişti. Yani aynı zamanda meclisin iradesinin gasp edilmesini engelleyen ve bu kapsamda değerlendirdiğimizde de milli iradeye de sahip çıkan bir mahkeme. Bu anlamda tabii ki başkanı bizim ilgisini çekiyor. Basının da, yurttaşların da, hukuk camiasının da ilgisini çekiyor. Ben tabii şunu biliyorum. Dün itibariyle baktığımızda birçok ismin başkan adaylığında ismi geçiyordu. Ancak bugün sadece iki ismin sandıktan çıkması büyük oranda Anayasa Mahkemesi üyeleri içerisinde bir mutabakatın öncesinde oluştuğunu bize gösteriyor. Tabii Sayın Özkaya'nın
Can Atalay konusunda verdiği karar, hak ihlali kararı ve bu kararın uygulanmaması, yeni dönemde de başkanlığa Sayın Özkaya'nın getirilmesi bazı işaretleri bize verebilir. Tabii bundan sonraki süreçte Anayasa Mahkemesi'nin kararlarındaki tutumuyla, hangi dosyaların gündeme hangi takvimde alındığı gibi mahkeme başkanının doğrudan yetkisinde bulunan unsurlarla beraber sağlıklı bir yorum yapma fırsatını yakalarız düşüncesindeyim. Can Atalay belirsizliği ne olacak mesela? Yeni dönemde Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın bu konudaki beklentisi nedir? Tabii Can Atalay'ın avukatlarının yaptığı üçüncü bir başvuru var Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi'nin bu anlamda varlığını inkar etmemek adına ikinci başvuruda verdiği Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması nedeniyle verdiği oy birliğiyle bir hak ihlali kararı. Öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin dediğim gibi varlığını inkar etmemek adına bu kararı tekrar ve tekrar alması gerekiyor. Ancak bu bir hukuksuzluk sarmalına dönüştü. Aynı kararın ilk derece mahkemesine gitmesi, tekrar Yargıtay'a gelmesi gibi. Biz ilk günden itibaren hep aynı şeyi söyledik. Yargının kendi attığı düğümü kendisinin çözmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konu siyasetçilerin kanuni düzenlemelerle veya anayasa değişikliğiyle çözebileceği bir konu değil. Çünkü yargının kendi elinde bu sorunu çözecek enstrümanları vardır. Ancak bunu yerine getirmemesi halinde Türk hukuk sistemine en büyük zararı verecekler ve şu anda Yargıtay mevcut uygulamasıyla zaten bunu veriyor. O nedenle Yargıtay'ın da önümüzdeki günlerde 25 Mart'ta bir seçimi var. Ben bu yeni dönemin hem Anayasa Mahkemesi bakımından hem de Yargıtay bakımından tabii ki bu krizi de sonlandırıp yurttaşların güvencesi olacak bir hukuk sisteminin oluşturulması bakımından bir fırsat olarak görüyorum. Tabii bunu sadece bir temenni olarak değil, aynı zamanda bu kararların takipçisi olup gerekli başvuruları yapmak üzere de sorumluluğumuzu devam ettireceğimizin de altını çizmek istiyorum. Son bir soru Sayın Başkan. Görüyorsunuz, sizler de tanık oluyorsunuz. Seçim önceleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adayı olup olmayacağı konuşulur. Bu kez bir farklılık var. Bu bir yerel seçimdi. Ama biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki seçim, 2028'e dair takvimde bir kez daha aday olup olmayacağını tartıştık. Geçmiş dönemde bu ülkede Adalet Bakanlığı yapan mesela Bekir Bozdağ'ın beyanlarını gördük. Bir tarifte, bir izahta bulundu. Nasıl tekrar aday olabileceğinin formüllerini anlattı. Ama anlaşılan bununla da sınırlı kalmadı. Şimdi yeni bir anayasa konuşulacak. Anayasa değişikliği konuşulacak. Ve yerel seçimden sonra Türkiye bir anayasa referandumuna doğru yürüyecek. Temelinde de bu yeniden adaylık mevzusu olacak diyorlar. Nasıl bakıyorsunuz bu tartışmalara? Tabii aslında anayasamız bu konuda açık. Biliyorsunuz 14 Mayıs seçimlerinden önce cılız da olsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu adaylığının ikinci adaylık mı yoksa üçüncü adaylık mı olduğu tartışmaları yaşanmıştı. Ben de bir hukukçu olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki sefer Cumhurbaşkanlığı yaptığını ve aslında anayasaya göre, mevcut anayasamıza göre tekrar aday olmasının anayasaya uygun olmadığını düşünen, anayasayı bu şekilde yorumlayan hukukçulardanım. Ancak bu tartışma 14 Mayıs'taki seçime Sayın Cumhurbaşkanı'nın girmesi ve mazbatasını almasıyla artık sonlandı. Haliyle tartışmaya şu anda anayasamız bakımından bakıldığında 101. maddemiz son derece açık. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olması ancak ve ancak meclisin 360 vekilli, 360 vekilin vereceği seçimlerin yenilenmesi yönündeki oyla mümkün olabileceğini görüyoruz. Sayın Bozdağ'ın bu anlamdaki yorumunu doğru buluyorum. Çünkü anayasa zaten bunun bu şekilde olabileceğini söylüyor. Haliyle bu bir meclis iradesidir. Meclis eğer seçimleri erkene alırsa, seçimleri yenilerse Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir daha aday olma hakkı vardır. Eğer meclisin bu yönde bir iradesi olmazsa anayasamız açıktır. Sayın Cumhurbaşkanı bir daha Cumhurbaşkanlığına aday olamaz. Tabii bunun bir diğer tartışma başlığı ise anayasa değişikliği, evet, gündemi. Zannedersem 31 Mart yerel seçimlerinden sonra
bu konudaki tartışmalar biraz daha alevlenecek ve daha sıcak bir tartışma zemini içerisinde bulacağız kendimizi. Biz ilk günden itibaren anayasa tartışmaları konusunda şunu ifade ediyoruz. Anayasa bir toplumsal uzlaşı metnidir ve büyük bir uzlaşıyla çıkması gereken metinlerdir. Bir kanuni, basit bir kanuni düzenleme gibi göremeyiz anayasaları. O yüzden de öncelikle bir toplumsal barış zeminine ihtiyacımız var. Şu anda ülkenin bu kutuplaşmış çerçevesinde bir anayasa yapacak toplumsal bir uzlaşının, toplumsal bir barışın olmadığı düşüncesindeyim. Öncelikle bunun sağlanması gerekiyor. Ardından da yeni bir anayasaya neden ihtiyacımız olduğunun idare tarafından vatandaşlarla paylaşılması gerekiyor. Bu sadece darbe dönemi anayasası veya sivil anayasa olarak tartışılamaz. Çünkü sivil bir anayasa kötü olabileceği gibi darbe döneminde çıkmış bir anayasa hakları ve özgürlükleri koruyor olabilir. Biz bir anayasaya iyi bir anayasa mı, kötü bir anayasa mı diye bakabiliriz. O yüzden neden bir anayasa değişikliği yapmamız gerektiği konusunda da kamuoyunun öncelikle aydınlatılması gerektiği inancındayım. Bakalım nasıl bir döneme tanıklık edeceğiz. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sayın Coşkun, bir 30 saniyemiz varsa ekleme yapmak lütfen, isterim. Elbette. Hemen. Daha fazlası da var. Lütfen Sayın Başkan. Tabii ki. Ben tabii bir hususu eklemek istiyorum. Özellikle Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bugün seçilmiş olması ve Nisan ayı sonuna doğru göreve başlayacak olması nedeniyle son dönemlerde görüyoruz ki Sayın Haşim Kılıç'la ve Sayın Aslan'la devam eden Anayasa Mahkemesi Başkanları'nın hukukçu olmadığı bir pratiğe dönüşmeye başladı konu. Tabii ki ben bu başkanların da hukukçu olmayan üyelerin de, Danıştay üyelerinin de hukuki bilgi ve birikimini değerlendirecek konumda birisi değilim. Ancak Anayasa Mahkemesi bakımından farklı bir durum var. Anayasa Mahkemesi yüce divan sıfatıyla Cumhurbaşkanı'nı, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, yüksek yargı mensuplarını, Genelkurmay Başkanı'nı, kuvvet komutanlarını yargılayan bir makam. Haliyle Anayasa Mahkemesi'nin tüm üyelerinin bana göre ceza hukukunu bilen, temel prensipleri bilen, evrensel hukuk prensiplerini bilen hukukçulardan seçilmesi ayrıca yüce divan sıfatıyla yaptığı mahkemeler bakımından önemlidir diye düşünüyorum. O sebeple bu eleştirimi de küçük bir not olarak burada iletmek istedim. Çok teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Sayın Başkan, biz teşekkür ederiz. Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya da dahil olmak üzere bahsettiğiniz yargı organlarında yer almayan hukuki temelden gelmeyen mesleki itibariyle sonradan bu yöne evrilen bir kariyer de söz konusu. Kadir Özkaya'nın biyografisinde de ayrıntılı bir şekilde var. Kariyerinin nasıl şekillendi, hangi patikalardan geçti. Erinç Bey'in bu konudaki itirazını da kayda geçirmiş olduk. Bir kez daha teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan uzun bir süre sonra ilk kez konuştu. Yeni anayasa görüşlerini duydunuz. Yeniden aday olabilir mi Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşlerini duydunuz. Yeni dönem Anayasa Mahkemesi'nde yeni başkanın gündemi Can Atalay meselesi. Şimdi bir anda işte ceza hukuku eğitimi almadan bu yüksek yargı organlarında görev alma kısmına bir itirazı oldu. Kadir Özkaya da öyle biri. Ceza hukuku değil. Dolayısıyla sonradan değişen bu yöne evrilen bir kariyer. Ama buna itirazı olduğunda beyan ediyor. Özellikle bu tip yüksek yargı organlarında bir gelenek haline geldi. Ne yazık ki dedi. Son iki başkan için de benzer değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti Erinç Sakan. Bir sıcak not. Tekirdağ'dan acı haber aldık demiştik. Tırla minibüsün çarpışması sonucu 5 can kaybı. Şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kazaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığı yönünde bir haber verdi. Sosyal medya hesabından duyurdu. Bu arada görüntüleri de paylaşmaya devam edelim sizlerle. Tekirdağ Saray ilçesinde tırla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum dedi. Bu sıcak notu da paylaşmış olalım. Şimdi 12.36'yı bulduk. 1,5 saat kaldı faiz kararına. AYM Başkanı'nın yankıları siyasete yansımaya başlayacak birazdan çünkü mitingler başlıyor.
Dakikalar sonra kayda geçen mitingler olacak. Hepsini konuşacağız. Başka bununla birlikte yargı notları bitmiş değil. Mesela İzmir'de yaşanan, hepimizi kahreden taksici cinayeti. Şimdi takside biliyorsunuz taksi şoförü katledildi. Orada katil Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 9 ay ceza verilmişti. Gerekçeli kararı bekliyorduk. Geldi efendim. Kararda katil Aysal'ın asıl amacının yağma suçunu işlemek olduğu belirtildi. Öldürmek suretiyle ateş ettiğine de bir vurgu yapıldı. Bakalım mı şu gerekçeli kararı? Borcunuz anlamı 121 liradır. Gece saatlerinde bindiği araçta taksiciyi öldürdü. Ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Kararın gerekçesi açıklandı. Ya bazı insanlara güvenmedi. Taksici Oğuz Erge 31 Ocak'ta İzmir'in Buca ilçesinde kapşon ve cerrahi maske takan Delil Aysal'ı aracını aldı. Araba arızalı. Sanayiye bakacağım sabah arabayı. Nasıl dedim hadi alıvereyim. Şimdi soğuk hava. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Taksici Delil Aysal'ı istediği adrese getirdi. Katil ödeme yapmak yerine cebinden silahını çıkardı, Erge'yi vurdu. Ardından Erge'nin üzerinde bulunan parasını ve eşyasını alıp kaçtı. Taksi şoförü Erge hayatını kaybetti. Ya bazı insanlara güvenmeyecek. Katil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Dava ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Aysal'ın yüzünü maskeyle gizlemesi, başını kapşonla kapatmasındaki amacı yağma suçunu işlemek olduğu belirtildi. Öldürmek suretiyle ateş ettiğine vurgu yapıldı. Sanık Aysal da eylem sonrası herhangi bir pişmanlık görülmemesi nedeniyle indirim uygulanmadığı da gerekçeli kararda yer aldı. Gelelim efendim firar konusuna. Biliyorsunuz cinayet gibi kaza. Sonra baba Bülent Cihan Tümur, o kazada ölen Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı ilk kez bir araya geldiler. İlk kez. Bir tarafta firardan görüntüler var yurt dışından. Şimdi baba Acı'yı görüşmede tek şey istedim. Eşinin çocuğunu adalete teslim etmesini. Yani kaçırdığı oğlunu gelsin adalete teslim etsin. Dolayısıyla yargılansın. Tek talebi bu olmuş efendim ailenin. Ama talebinin yanıtsız kaldığını söylemiş. Kan parası iddiaları vardı. Ona da bir yanıtı var. Görüşmede ben sadece bir şey istedim, o da eşinin ve çocuğunun adalete teslim olmasını. Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası babalar bir araya geldi. Git eski eşini ve çocuğunu getir adalete teslim et. Ondan sonra da buyur taziyeye mi geleceksin, başsağlığına mı geleceksin, buyur gel dedim. Fakat şu geçen 19 gün zarfında ne gelen oldu ne giden oldu. Yazar Eylem Tok ve estetik cerrahı Bülent Cihan Timur'un 17 yaşındaki oğulları TC, 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı lüks araçla yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarptı. Bir çocuk babası Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti. Eylem Tok ve oğlu TC ise birkaç saat içinde Mısır'a kaçtı, ardından Amerika'ya geçtiler. Oğlunu kaybeden Özer Acı, Bülent Cihan Timur'la olan görüşmesini anlattı. Çok kısa bir görüşmede, yani şunu söyledim orada, yani aile dostumun evinde. Ya git çocuğunu, efendim eski eşini al, adalete teslim et. Ha, ondan sonra taziyeye mi geleceğim, buyur gel. Herhangi bir şey söylemedi efendim. Baba Bülent Cihan Timur'u olan sitemini de dile getirdi. Dedim yani ben seni dedim birinci gün kim olduğunu buldum. Sen benim kim olduğumu, kimin çocuğunu, kimi öldürdüğünü niye bulamadın diye sitem ettim. Doğrudur. Yani hani zengin ya, hani kolu uzun ya, yani burada niye kullanmadı kendisine? Kan parası iddialarına da cevap verdi. Bana şu İstanbul'u bağışlasalar oğlum geri gelmeyecek. O insanın bir lokması benim boğazımdan aşağı geçmeyecektir. Bunu tekrar söylüyorum. Bana nasip etmesin. Bunu açık açık net bir şekilde söylüyorum efendim. Şimdi geldik Gezi Parkı'na. Taksim'deki Gezi Parkı'nın Sultan Beyazıt Han'ı Veli Hazretleri Vakfı'na devri yasaya aykırı bulundu. Tescile itiraz eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Dolayısıyla haklı bulundu ve Gezi Parkı artık yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük.
28 Mayıs 2013'te İstanbul Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası'ndaki inşaat çalışmalarını protesto etmek için başlayan direniş hala akıllarda. Gezi Parkı olaylarından yıllar sonra Taksim'deki Gezi Parkı'nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devri yasaya aykırı bulundu. Gezi Parkı mahkeme kararıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oldu. Caminin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, evet, bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Mülkiyeti İBB'ye ait olan Gezi Parkı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belediye bünyesinden çıkarıldı. Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına 12 Mart 2021 tarihinde tapuda tescil edildi. İBB konuyu yargıya taşıdı. Tescil işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla 9 Nisan 2021 tarihinde dava açtı. Gezi Parkı'nın devri Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'ndan alındı, ait olduğu kuruluşa yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi İBB'yi haklı buldu. Bilirkişi raporunda taşınmazda vakıf kültür varlığının bulunmadığı belirtildi. Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptaline ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verdi. İstinaf ve Yargıtay aşamaları da İBB lehine sonuçlanırsa Gezi Parkı yeniden İBB mülkiyetine geçecek. Şimdi geçtiğimiz günkü vahim hadise, futbolculara dönük saldırı, sonrasında neler neler olabilir diye endişelerini paylaşan, spor yönünü öne çıkarmaya çalışan yorumcular vardı. Şimdi o yorumcular dediler ki Avrupa Şampiyonası elimizde, alabilirler artık. Yani bu seneki skandallar bir değil, iki değil, her seferinde yeni bir eşik atlanıyor. Hakeme saldırı, bolcuya saldırı, olay, sahadan çekilme, neler neler gördük yani. Suudi Arabistan'a gittik. Oynamadan geri döndük. Süper Kupa'ya hala takvim ayarlanıyor. Kupa maçı düşünülmeden takvimler belirlenmiş vesaire vesaire. Etkileri görmeye başladık. Bu şiddet dalgasının, şiddet girişimlerinin, şiddet sarmalının şu anda gelen karar UEFA'dan. Olympiakos taraftarı İstanbul'daki maçta Kadıköy'de stada giremeyecekler. İstanbul'a gelemeyecekler özetle. Dolayısıyla böylesi bir karar verildi. Önümüzdeki günlerde yansımalarına bakacağız. O utanç gecesini ise sokakta bir değerlendirmesini yapmış arkadaşlarımız. Bir ona gidelim mi? Hazır bu son durum sıcak notumuzu da paylaşmışken. Kim ne düşünüyor acaba? Tüm bu olan bitenler hakkında tepkilere birlikte bakalım. Hep birlikte. Türk futbolunun içinde siyaset yuva yapmıştır. Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra spor camiasının ve taraftarların nabzı hala yüksek. Fenerbahçe Süper Lig'den çekilecek mi sorusunun cevabı belirsizken taraftarlar İstanbul ve Trabzon'da spora siyaset karıştı diyor. Siyaset hayatımızın her yerinde ama şu an yani. En sandığı etkiler, hepsini etkiler de diyorum ya, oraya düşeceksin, geri geleceksin. Kimi maçtaki olayların sandığı etkileyeceğini düşünüyor, kimi de unutulacağını. Fenerbahçe'nin çekilmesi değil de bu Trabzon'daki olaylar yani bazı partilerin oy oranını düşürebilir belki. Ben bunların provokatör olma ihtimalinin çok yüksek olduğu kanaatindeyim. Yok, etkilemez. Onunla bir alakası olmaz bence. Onunla bilgisi olmaz. Taraftarlar da Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmemesi konusunda fikir birliğine varmış değil. Fenerbahçe'siz bir ligin olacağını, onun bir tat vereceğini düşünemiyorum. Yani çekilebilir, çekilirse yeridir ama ekonomik sebepleri de unutmamak lazım tabii. Bütün taraftarlar benim bildiğim hepsi çekil diyor. Fenerbahçe ligden çekilirse rekabet olmaz. Bir Galatasaraylı olarak ben de üzülürüm tabii ki. Bence Süper Lig'in değeri düşer. Aynısı Galatasaray için de geçerli. Yani ikisi de çok değerli kulüp Türkiye için. Ben Fenerbahçeli olarak söylüyorum bunu. Efendim, saflar net bir şekilde görülüyor birçok açıdan. İstanbul'da Sarallar olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin yeni iddianame düzenlendi. Örgüt elebaşı Ümit Saral'ın cezaevinden avukatı aracılığıyla örgütü yönettiği tespit edildi. Bu birinci tespit. Bu arada avukat Tolgahan Çeken'in 127 yıla kadar, Ümit Saral'ın ise 147 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İstanbul'da Sarallar organize suç örgütüne ilişkin yeni iddianame düzenlendi. Örgüt elebaşı Ümit Saral'ın 97 yıldan 147 yıla kadar hapsi talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandı iddianame. 11 mağdur müşteki, 22 kişi ise sanık sıfatıyla yer aldı. İddianamede örgüt elebaşı ve yöneticisi sanık Ümit Saral'la, kendi tarafından yetkilendirilen avukatı sanık Tolgahan Çeken'in Saral'ın talimatlarıyla örgüt üyesi sanıklara yasa dışı emir vererek cebir, tehdit kullandığı, mağdurlardan zorla maddi menfaat temin etmeye çalıştığı kaydedildi. Örgüt mensuplarının kendilerini göstermek ve örgütün üstünlüğünü kabul ettirmek adına birçok suç işlediği de tespit edildi. İddianamede örgüt yöneticilerinin talimatlarının üyeler tarafından sorgulanmaksızın yerine getirildiği aktarıldı. Aç kapıyı polis! Soruşturmada tutuklu sanık Saral'ın avukatı sanık Tolgahan Çeken aracılığıyla cezaevine telefon soktuğu ve bu telefonla görüşmeler yaptığı belirlendi. Ümit Saral'ın cezaevinden avukatı aracılığıyla örgütü yönettiği, sanık Tolgahan Çeken'in avukatlık yetkilerini örgütün çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullandığı da kaydedildi. İddianamede sanık Ümit Saral'la Tolgahan Çeken'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, tehdit ve 8 kez nitelikli yağma suçlarından sanık Saral'ın 97 yıldan 147 yıla, Çeken'in ise 87 yıldan 127 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 20 sanığın ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme, nitelikli yağma, tehdit ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşındırma veya bulundurma suçlarından 17'şer yıldan 31'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi. İddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak. Yargıda uzun bir haber turu attık. Çünkü gelişmeler bu şekilde yansıdı efendim güne. Siyaseti ve ekonomi önümüzdeki dönemde daha çok konuşacağız. Özellikle 13 itibariyle zaten 14'te Merkez Bankası'nın çıkaracağı faiz kararı seçim öncesi son karar olacak, bakacağız. Bu arada elimize ulaşan bir de operasyon detayları var. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü üyelerine yönelik mücadelesi sürüyor. PKK-KCK'nın İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade, Irak'ta düzenlenen operasyonla öldürüldü. Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlendi nokta operasyonu Torhildan Kandil kod adlı terörist Barzan Hesenzade'ydi hedef. 2016 yılından bu yana örgütte olan terörist MİT tarafından günlerce takip edildi. Irak'ta operasyon için düğmeye bastı Milli İstihbarat Teşkilatı. Kandil kırsalında yeri tespit edilen terörist Hesenzade öldürüldü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu olan Hesenzade'nin terör örgütü üst düzey yöneticileriyle de irtibatlı olduğu belirlendi. Şimdi efendim mevcut durumumuza, ahvalimize bir bakalım. Dolar TL şu anda 32.42 seviyesinde. Aklımıza kazıyalım. Euro TL 35.48. Neden? Çünkü faiz kararı gelecek. Ve üstelik bu seçim öncesi son faiz kararı. Saat 13.45-13.50 sularından itibaren de özel yayınla yine ekranlarda olacağız. Peki kimler var? Ebru Baki var. Oğuz Demir var, sürpriz bağlantılarımız var. Kapalı Çarşı Tahtakale'den kopmayacağız. Ozan Kelleci takipte. Piyasa uzmanları ilk değerlendirmeleri yapacaklar. Ne beklediklerini, karar çıktıktan sonra da piyasalara, cebimize hangi etkileri yapacağını anlaşılır net ifadelerle o yorumları almaya devam edeceğiz. Özel bir yayın olacak. 13 başında birazcık siyaset, birazcık sektör sektör ekonomi boyutlarına da bakmak görevimiz. Sıcak yayınlar var. Başlaması beklenen mitingvari programlar var. Mikrofon uzatacağımız liderler ve adaylar var. Özel bir yayın bizleri bekliyor. Saat başından önce karşınızdayız. Her gün farklı kampanyalarla Ramazan bereketi kapına geliyor. Binlerce ürün market fiyatlarıyla Migros Sanal Market'te seni bekliyor. İftar sonrası tatlı keyfin için Algida Maraş usulü dondurmaları şimdi Migros Sanal Market'ten söyle, siparişin ücretsiz teslimat avantajı ve soğutuculu araçlarla dilediğin gün ve saatte kapına gelsin. Lezzetli iftar sofraları için sen de Migros'tan söyle. Evi boşaltacağız. Gerekirse birazını peşin öderiz. Kardeşim maalesef yani. Tutuyorsanız tutun, tutmuyorsanız buyurun.
Sen de kira derdinden kurtulmak istiyorsan... Güç sende. Hemen sandığa. Türkiye'nin gücüne güç katmaya. İşimiz gücümüzdür bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için... Güç sende. İftar vakti yaklaşır, hazırlıklar başlar. A101'le yemekler her zaman nefis olur. Ama nasıl oluyorsa Ramazan'da daha da nefis olur. Yağı aynı yağ, tuzu aynı tuz. Belki de bu bambaşka lezzetin sırrı sofraların birleşmesinde, büyümesinde. Müge Hanım kızım, ucuz olduğu için büyük. Haklısınız. Büyük olduğu için de herkes bir arada. Sohbeti başka, heyecanı başka. Lezzetin sırrı bu sofrada herkese yer olmasında. Müge Hanım, buyurun. Bu Ramazan'da da ucuzlukla büyüyen, büyüdükçe lezzeti de büyüyen iftar sofralarında buluşuyoruz. A101 ile Türkiye'nin dört bir yanında, hep bir arada nice Ramazanlara. A101, harca harca bitmez. Anneciğim nasılsın? İşimiz çıktı, kusura bakma. Olsun. Aa. Burası benim mutfak ayol. Anneciğim yoğurdu unutmuşsun. Sütaş'ın harika dünyasından gelen doğal lezzetlerle hep birlikte aynı sofradayız. Bu Ramazan'da da gönül gönüle yan yanayız. Türkiye için iftar, Sütaş için iftihar vakti. Çanakkale'de bir Mustafa Kemal. Çanakkale'yi Mustafa Kemal'den, Mustafa Kemal'in dehasını düşman komutanlarının kaleminden okuyacaksınız. Küçük rütbeli ama dahi bir Türk subayının orada bulunması, İtilaf devletleri için harbin en büyük talihsizliklerinden biri oldu. Tarihçi Alan Moorhead, bir tümen komutanının kendi inisiyatifiyle giriştiği hareketler sonucu bir savaşın hatta bir ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte bir zafer kazandığı tarihte pek az görülür. General Aspinall Oglander. Mustafa Kemal Çanakkale muharebelerinde 4 kez Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u, padişahı ve payitahtı kurtarır. Emekli tüm general Naim Babüroğlu. Bir ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte bir zaferin öyküsü. 23 Mart Cumartesi günü Sözcü Gazetesi ile birlikte ücretsiz. Yatırım piyasaları inişli, çıkışlı olabilir. Olsun. GCM yatırımla iki yönlü yatırım mümkün. Kararsız kalırsam da bir uzmanla görüşebiliyorum. Yurt dışı hisseleri dahil yüzlerce ürüne yatırım yapabiliyorum. GCM Trader'la kolayca takip edebiliyorum. O zaman siz de sallanmayın, zıplayın. Pardon, tıklayın. GCM avantajlarıyla tanışın. GCM yatırım, geleceğime yatırım. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. Doğan İnşaat, Avrupa'daki sistemi Türkiye'ye getirerek Türkiye'nin 81 ilinde sıfırdan villa inşaat yapılarınız için sadece bir vekalet vererek belediye, plan, proje ve ruhsat işlemlerinizi profesyonel ekipleri tarafından çözüme kavuşturarak hemen inşaata başlıyor. Hayalinizdeki villayı temelden çatıya kadar inşa ediyor ve kısa bir sürede size teslim ediyor. Türkiye'nin her yerine anahtar teslim villa yapım projelerinizi uzman mühendisler ve deneyimli ekip çalışanlarıyla kusursuz hizmet veriyor. Hemen arayın 0532 310 68 52. Toprağa can katanlarla, alın terini can suyu yapanlarla, her mahsulde yeniden, yeniden doğanlarla neler başarırız bir düşünsene. Biz düşünüyoruz. Bugün tam 70 sene. CHP lideri Özgür Özel, Sözcü Televizyonu'nda.
Büyük şehirlerde hedef ne? CHP ittifaksız girdiği sandıktan güçlenerek mi çıkacak? Yoksa eli zayıflayarak mı? Her iki senaryoda Özel'in tutumu ne olacak? Seçime günler kala gündeme bomba gibi düşen para sayma görüntüleri ve Gökhan Zan'ın kumpas iddialarına ne diyor? Seçimden sonra ekonomide ne bekliyor? Erdoğan'a neden bundan sonra iki elim yakanda dedi. Sözcü Televizyonu Genel Müdürü Alişer Delek moderatörlüğünde gazeteciler Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek ve Senem Toluğa Yılgaz soruyor. CHP lideri Özgür Özel, Liderler Özel de yanıtlıyor. Liderler Özel bu akşam 20.15'te Sözcü Televizyonu'nda. Ramazan bereketiyle dolu dolu iftar sofraları Vestel'le olur. Neden olmasın? Ramazan ayında Vestel Ankasle set alın, 5000 lira indirime ek, 1500 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediyemiz olsun. Vestel'le olur, neden olmasın? Tarih 21 Mart 2024 günlerden Perşembe, bir faiz kararı, yeni AYM başkanı, seçim yasakları, mitingvari halk buluşmaları, adaylardan yeni vaatler, açıklamalar. Artık anketlere veda. Sıcak bir günün özeti 10 saniyede bu şekilde tek nefeste. Manşetleri hatırlayalım, sahaya dönelim, hızlanalım. Çünkü birçok gelişmeye gebe bir gün. Seçimden önce son faiz kararı saat 14'te duyurulacak. Hemen öncesinde 13.45 sularında özel yayına geçiyoruz. Ebru Baki, Oğuz Demir, sürpriz bağlantılar, sahadan notlarla birlikte. Cebimizin hesabı nasıl değişir? Dolar, TL nereye gider? Sizlerden gelen tüm sorulara da yanıt verecek uzman kadrolarımız, yorumcularımız. Peki başka? Bugünün manşetinde yeni bir Anayasa Mahkemesi Başkanı var efendim. Kadir Özkaya geldi, önümüzdeki dönemde konuşacak ama seçim yasakları başladı. Yargıda atılan adımlara bir de seçim yasakları eklendi. Anketler zira önemli. Anketlere artık bir veda duruşu yapıyoruz. Çünkü artık yayınlanamayacaklar. Ha, konuşacağız. 10 gün önceye göre çok büyük değişiklik var mı diye konuşacağız. Ama o seçim yasakları nedeniyle anketleri her bir detayıyla konuşabilmek artık mümkün değil. Bir propaganda yasağı efendim bu. Propaganda yasağı üzerinden de ilerlemeye gayret göstereceğiz. AYM başkanı dedik. Seçim öncesi bir de AYM başkanı değişti. Emekliliği gelmişti Zühtü Aslan'ın. Kadir Özkaya seçildi. Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı olarak yargı dünyasından ilk yorumu da az önce Sözcü Televizyonu ekranlarında aldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ilk kez değerlendirmede bulundu. Nasıl bir yeni dönem bekliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 dönem adaylık meselesi ne düşünüyor Türkiye Barolar Birliği? Yeni anayasaya ilişkin beklentiler neler? Hepsini eğip bükmeden konuştuk. Tüm bu manşetlerin izini sürmeye devam edeceğiz. Ama ne yapalım? Önce cebimizin hesabı değil mi? Faiz kararına kaldı 1 saat. 1 saat sonra bakalım ne duyacağız? Cebe nasıl bir etkisi olacak? Ama piyasaların kalbinde Ozan Kelleci haber takibini sürdürüyor. Arkasında yine o meşhur dijital tahtalar var. Bakalım dolar TL'nin son durumu, altındaki hareketlilik, ayaklı borsa, ne var ne yok. Söz Ozan Kelleci'de. Can Coşkun Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasına artık son bir saat, hatta bir saatten daha az bir süre kaldı. Bir gözümüz Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında ama diğer gözümüz nerede? Hemen arkadaki o tabelada. O tabela bize neyi anlatıyor? Birçok şeyi anlatıyor. Öncelikle dolardan başlayalım anlatmaya. Yine Merkez Bankası'na baktığımızda dolar orada 32 lira 42 kuruş seviyesindeyken serbest piyasada Kapalı Çarşı'da 33 lira 19 kuruş seviyesinden alıcılarını bekliyor. Yine Euro'ya bakacak olursak da o da Merkez Bankası'nda 35 lira 48 kuruş seviyesindeyken Kapalı Çarşı'da 36 lira 16 kuruşa kadar çıkmış durumda. Ama biz burada neyi baz alalım? 24 ayar gram altını baz alalım ve hemen Merkez Bankası'nın verilerine bakalım. Orada 2297 lirayken Kapalı Çarşı'daki buradaki satış fiyatı 2542 lira
seviyesinde. Saat 11'de yayın yaptığımızda 2562 liraya kadar çıkmıştı. Birim 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 yavaş yavaş düşmeye başladı. 31 lira 2531'e kadar ama yine şu an nerede, son bir saat kala 2542 lira seviyesinde. Yani Merkez Bankası'yla serbest piyasada kapalı çarşıdaki makas ne kadar? Tam 245 lira fark ediyor. Tabii farklı döviz bürolarına gittiğimizde o döviz bürolarında ya da kuyumcularda da fiyat farkı olduğunu görebiliyoruz. Bazı yerlerde çarşıyla Merkez Bankası arasında 220 lira gibi, 230 lira gibi farklar var ama geneline bakacak olursak da çok ciddi farklar olduğunu görebiliyoruz. Bakın Merkez Bankası'ndaki bu açıklama beklerken bir yandan da altınları göstermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde talep çok olduğu için, bunu karşılamadıkları için de yine darphanede çift vardiya yapmıştı orada çalışanlar. Yine kapalı çarşıya baktığımızda belli dükkanlarda gram altın var. Evet, çeyrek altın da var bazı eski tarihli ama yine böyle bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliyoruz. Bazı dükkanlarda gram ve çeyrek altın varken diğer dükkanlarda olmadığını görebiliyoruz ki, ama dediğim gibi artık son bir saat kaldı o seçimden önceki son faiz kararının açıklanmasına. Bir kez daha tabelaya göz gezdirelim. Neden? Çünkü belki bir dakika içerisinde farklılıklar yaşanabiliyor. Yine dediğim gibi özellikle 24 ayar gram altına baktığımızda Merkez Bankası'nın piyasa verileri 2297 lira seviyelerine seyrederken kapalı çarşıda 2542 lira seviyesinde seyrediyor. Yani aradaki makas farkı şimdilik 245 lira. Faiz kararı açıklandıktan sonra ne olacak? Biz öncelikle 45 dakika sonrasında buraya kameramızı sabitleyeceğiz. Bakalım saatler 2'yi gösterdiğinde, o karar açıklandıktan sonra buradaki makas ne olacak? Onu da hep birlikte bekleyip göreceğiz Can Coşkun. Teşekkürler Ozan Keleci, kolay gelsin. Tekirdağ'da tır ve minibüsün çarpışması, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin az önce Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un açıklamalarını ekranlara getirmiştik. Yılmaz Tunç, soruşturmanın ivedilikle yapılmaya devam ettiğini, yaralanan 10 kişinin hastanede tedavi altına alındığını söylemişti. Bu kafa kafaya çarpışma anı ne oldu ne bitti? Bir kamera görüntüsü var elimize ulaşan. Takla atmaya giden o süreçte neler yaşandı? An be an her şey aracın kamerasında kayıtlı olarak görülüyor. Birazdan takla atma anını da birlikte göreceğiz. Sonrası zaten malum efendim. Yılmaz Tunç kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığında söylemişti. Saray Şerkezköy Karayolu'nda meydana geldi bu kaza, aktarmış olalım. Yılmaz Tunç'un Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturmanın başlatıldığına ve 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğine ilişkin sosyal medya mesajı ise bu şekilde. Türkiye Cumhuriyeti bir yerel seçime giriyor ve bu yerel seçime giderken son durumu konuşacağız. Bir emekli ittifakından söz ediliyor, hatta iddialar şu noktaya kadar geldi. Deniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden hemen önce, aslında son 10 gündeyiz, birkaç gün içinde diyelim, bir harekete geçecek, İstanbul mitinglerine yönelecek. Yani iddia odur ki dün Fatih Portakal Ana Haber'de de vurguladı. Ne dedi? Ankara mitinginde açıklayabilir dedi. Neyi? 5000 liralık emekliye seyyanen zam mı? Bakalım ne olacak? Herkesin keyfi yerinde, emekliyi Özgür Özel kışkırtıyor. Şimdi diyormuşsun ki son hafta söz veririm. Söze karnımız tok. 31 Mart için liderler sahada, seçmenden adayları için oy istiyor. Meydanların gündeminde ise emekliler var. Milyonlarca emeklinin ortak sözü artık geçinemiyoruz oldu. Ancak emekliden yükselen ses iktidar kanadınca görmezden gelinmeye devam ediliyor. Sözü edilen artışları, ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 milyon emekli için kapıyı bu sözlerle kapattı. Bu gideri karşılayamıyoruz dedi. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. Ancak seçim öncesi son düzlükte, kasada para yok açıklamalarının gölgesinde Erdoğan'dan emekli hamlesi geleceği iddia edildi. Çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bunu paylaşacaktır. Sana çağrı yapıyorum. Hodri Meydan, haftaya pazartesi meclisi açalım.
Salı günü emekliye zam mı yapalım? Samimi sen gel hadi. Hafta sonu emekliye seyyanen zam yapılacağı iddiası nasıl sonuçlanacak merakla beklenirken ana muhalefet lideri Özel Erdoğan'ı emekli için meclise çağırdı. Eğer bu zammı yapacaksan seçimden önce gelip o zammı yapacağız. Öbür türlü ben zam yapacağım siz inanın derseniz artık bu insanların boş lafa da tutulmayacak sözlere de karnı tok. Başka tarafa kardeşim, başka tarafa. Seçimin bir de mal varlığı yönü var. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklayınca Cumhur İttifakı'nın ortak adaylarına gözler çevrilmişti. Turgut Altınok açıkladı. Dikkat çekici bulundu, eleştiriler ortaya konuldu. Hala konuşuluyor, ekranlara taşıyacağız. Murat Kurum da bir televizyon programında bahsetmişti. İşte şun var, burada ev var, bu var, biraz da borç var. İşte mal varlığımı açıkladım işte, nedir yani demişti. Yazılı açıklayıp açıklamayacağı da sorulunca açıklayacağını beyan etmişti. Açıkladı, bakalım mı? Ankara'da bir tane evim var, İstanbul'da bir tane evimiz var, Bahçeli Evler'de bir evimiz var. Merakla beklenen mal varlığı seçime 11 gün kala resmi olarak açıklandı. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un 3 evi var. Kurum'un parasının bir kısmını dolar ve euro olarak tuttuğu ortaya çıktı. Bir tane arabamız var. Kurum'un 2 evi Ankara'da, biri ise İstanbul'da. 1 milyon 200 bin liralık 2023 model bir de aracı var. Banka hesaplarında 200 bin lira, 55 bin dolar ve 40 bin eurosu bulunuyor. Altınlar kurum ailesine dağılmış gözüküyor. Toplam değeri ise 3 milyon 333 bin lira. Biraz paramız, biraz da borcumuz var. Murat Kurum'un kağıthanede eşinin üzerine aldığı 22 milyon liralık konut nedeniyle 14 milyonda borcu var. Mal beyanında bir ayrıntıda silahlar, kuruma ait 2 tabanca ve 1 adet de tüfek var. Görevi 10 gün sonra bu kardeşinize inşallah bırakıyorlar. İstanbul'da adlarıyla yaşayacak tek bir eser bırakmadan gidiyorlar. Murat Kurum seçim propagandaları kapsamında Bayrampaşa'ya gitti. Gündeminde yine metro vardı ama söylemi bu kez değişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını iddia etti. Hatta adımladığı 8 kilometreyi 17'ye çıkardı. 64 kilometre metro yaptık dediler. 17 kilometresini bile güç bela yapabildiler. Bayrampaşalılardan o isterken yine dili sürçtü. Bayrampaşa'da İknur Başkan'ı destekleyecek miyiz? Yeniden İstanbul diyecek miyiz? Şimdi adayların mal beyanı önemli. Birazdan Turgut Altınok ne açıklamıştı? Hala hangi eleştiriler, tepkiler gidiyor kendisine? Bir de başkente bakacağız ama şunu da söylemek lazım galiba. Dolarda hesabı bulunan adaylar, buna dair mal varlıkları, açıklamaları, işte dolar euro hesapları, bir yandan ekonomi yönetimimiz canhıraş bir şekilde dönün Türk lirasına, başka türlü bu sarmaldan çıkamayacağız diyorlar ama dolarda yatırım, doları bir yatırım aracı olarak kullanılması, merkezi hükümetin, ekonomi yönetiminin bunları söylerken merkezi yönetimin adayının farklı davranıyor olması kişisel yatırımlarında o da dikkat çekici. Bir de başkente gidelim. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Komşunuzum, tepe başında oturuyorum. Evet. Zaten mal varlığınızla birlikte tüm Ankara'ya da komşuymuşsunuz. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Gündem o programda da değişmedi. Turgut Altınok'a kabarık mal varlığı listesi hatırlatıldı. Ancak Altınok'ta hedef şaşmadı. Londra'ya komşu değilim, Ankara'ya komşuyum. Ankara'nın çocuğuyum. Bütün mal varlığı belediye başkanı olduktan sonra da mal varlığım azalmıştır. Mal beyanındaki taşınmaz sayısı dikkat çekerken nakit para ya da herhangi bir araç yer almadı. Daha önce olduğu gibi yine Keçiören'e başkan olduktan sonra mal varlığının azaldığını söyledi Turgut Altınok. Bu 3-4 gün içinde sattığınız veya bağışladığınız taşınamaz mal varlığınız oldu mu? 20 yıldır görev yapıyorum. Keçiören Belediyesi'nden bir kuruş aldığım harcırah yok. Otobüs parası, uçak parası, bir kuruş seyahat harcamam yoktur. Londra'dan bir evi kaçtı aldı Büyükşehir Belediye Başkanı bunu mu söylesin? Altınok en son gazeteci Murat Arel'e mal varlığı konusunda yalan haber yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Arel ise belgelerle Altınok'a yanıt verdi. 600 daireyi unutmuş olamaz.
mal beyanını açıkladı ve bu 600 daire yok. Demek ki saklamak istedi. Veya kamuoyuna yalan söyledi. Bir siyasetçi yalan söyleyemez. Yalan söyledi de ortaya çıkıyorsa mutlaka gereğini yapması lazım. Çünkü insan aklına hemen şu geliyor. Daha açıklamadığı neler var? Yani sakladığı bir şey mi var? Altınok'ta allem gullem işlerde yoktur. Net bir adamdır Altınok. Net ve objektiftir. Helal olsun. Türkiye'de böyle insanlar da varmış. Siyasetin nabzı özetle böyle. Birazdan bazı mitikvari programları canlı yayınlara, ekranlara getirme ihtimalimiz de var. Ama öncesinde dolar TL'yi bir canlı yayında belgeleyelim yine. 32.42, euro TL 35.52, ekranda gördüğünüz üzere faiz kararı. Seçimden önce son karar. Özel yayını 13.45'te geçiyoruz. Ama öncesinde gelin siyaseti biraz daha konuşalım. Evet, anket konuşamıyoruz artık. Doğru. Ama büyük şehirlere dönük yatırımları konuşmak lazım. Seçime 10 gün kala vaatler. Mevcut başkandan başlayalım mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. 50 bin konut yenilemek ve emeklilere 9 bin liralık kira yardımı vaatlerinde ilk sırada. İkinci sırada Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar 17 ilçeden geçecek bir hız ray projesi gündeminde. Kurtköy ve Habibler'de raylı sistemlere entegre 2 yeni otogar hedefi var. 100 bin üniversite öğrencisine yıllık 15 bin lira geri ödemesiz burs imkanı ve burstan yararlanmayan 100 bin öğrenciye ücretsiz ulaşım desteği. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ortaya koyduğu bu vaatlere bir şerh düşüyor. Bu kez belediye meclis üyeliklerinde de çoğunluğu almak, tüm bu projeleri yapmak, ilgili komisyonlardan geçirmek için elimizi kolaylaştırır. 5 yılda neler yaşadık, İstanbullu şahittir diyor. Eski Çevre Bakanı, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, MHP desteğiyle dolayısıyla Cumhur İttifakı'nda ortak adayı. 5 yıl içinde 650 bin konut inşa edilecek dedi. Çok dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu'ndan çeşitli tepkileri de beraberinde getirmişti. Sokak röportajlarına konu olan bir vaadi. Evini dönüştürecek olanlara 700 bin liralık bir kredi desteği vaadi ortaya koydu. Murat Kurum 5 yıl içerisinde 328 kilometre olan metro hattını 650 kilometreye çıkartacağı hedefini ortaya koydu. Başka? Deniz taşımacılığı 2 kat arttıracağız dedi. İşini kuracak olan kadın ve gençlere 100 bin liralık hibe desteğini ortaya koydu. Şimdi seçime 10 gün kala vaatler İstanbul özelinde bu şekilde. Şimdi diğer yerlere de bakmak lazım elbette. Ama İstanbul'dan çıkacak olan o karar, işte hemşericilik, Anadolu'daki etkileri değişiyor. Keza başkent Ankara'da öyle. Yine mevcut başkanla başlayalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni dönemde de irade ortaya koydu ve CHP'nin adayı. Dikim evi NATO metrosu ve mevcut hatlara 35 kilometre ilave vaadi var. 28 katlı kavşak, düzelteyim yanlış vurguladık. 28 katlı kavşak, 2 tünel, 4 yeni ana bulvar, 65 üst geçit hedefi var. Mazot, gübre, tohum ve damızlık desteğinin devam edeceğini söylüyor. Burada tutarın da artacağını söylüyor enflasyon oranında. Gençlere ve emeklilere destek projelerinde aynı şekilde sürdüreceğim diyor. Mansur Yavaş bunu söylüyor. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı, başkent adayı Turgut Altınok MHP desteğiyle, mevcutta da Keçiören Belediye Başkanı biliyorsunuz uzun dönemdir kendisi. 2000 elektrikli otobüs, 75 yeni kavşak, 80 kilometrelik metro hattı. Vaadi bu. Turgut Altınok'tan gelen vaat bu. Tüm köylere asfalt, su ve kanalizasyon vaatlerinden bir diğeri. Su fiyatında %50 indirim ve emeklilere aylık 5 bin lira ödeme yapılması, destek verilmesi hedefi de var. 100 kreş ve 25 gençlik merkezi de kayda geçenler arasında. Seçime 10 gün kala başkentin vaat yarışı efendim bu da. İstanbul'u gördük. Başkenti Ankara'yı gördük. Büyük şehirlerin dinamiği nasıl değişiyor? Bir de İzmir'e bakmak lazım. Mevcut başkan demeyeceğiz çünkü orada mevcut başkan Tunç Soyer biliyorsunuz adaylaştırılmadı, aday gösterilmedi. Mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. 5 yılda 25 bin sosyal konut hedefi var. Battı çıktılar, yeni tramvaylar, yeni metro hatları
Vaatleri arasında deniz kirliliğinin çözülmesi ve körfezin yüzülecek hale gelmesi, projelerinden biri çiftçi ve kooperatiflerin desteklenmesi ve genç istihdamın tarıma yönlendirilmesi de vaatleri projeleri arasında. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Hamza Dağ ise 5 yıl içinde 150 bin konut yenilenmesi vaadini ortaya koyarken İzmir'in iki yakasını birbirine bağlayacak köprü ve tüp geçit vaadini de ortaya koydu. Körfez'de kötü kokunun son bulacağı hedefini ortaya koyan Hamza da su fiyatında da indirime gidileceği yönde bir hedefi olduğunu açıkladı. Şimdi büyük şehirlerde durum bu şekilde. Peki seçim yasağı var, anket yok ama bu vaatlerin etkisini konuşabiliriz herhalde. Meslektaşım Altan Sancar aramızda, konuşmaya başlayalım. Selamlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Kaldı 10 gün. Bugünden itibaren anketleri elbette çok konuşamıyoruz. Ama vaatlerin seçmendeki karşılığını konuşabiliriz. İstanbul, Ankara, İzmir, bir değerlendirme yapalım. Ama değerlendirmeyi yaparken ben şöyle bir boşluk yaratayım bu anket yasaklarından cevap için. 10 gün öncesiyle 10 gün ve sonrası arasında büyük değişiklik bekliyor mu Altan Sancar? Ya Ankara'da kent adı vereyim sadece. Ankara'da beklemiyorum. Hı hı. İstanbul'da mevcutun korunacağına dair bir durum var. Şu an itibariyle öyle görünüyor en azından. Hı hı. Fakat tabii Erdoğan sahaya çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Ankara'da büyük mitingi yaptıktan sonra İstanbul'da sahaya çıkıyor. Belli ki özellikle 23 Mart'tan itibaren diyelim bütün ağırlığını İstanbul'a verecek. Ankara turunu tamamladı. Artık bundan sonraki süreçte belli ki ağırlık İstanbul'a verilecek. Zaten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da Beyoğlu'ndaydı geçtiğimiz günlerde hatta. Beyoğlu'nda sokak sokak gezdiler, kahve kahve gezdiler, oy istediler. Orada bir parantez açayım. Yani anket sonucu vermeyeceğim elbette ama bir sürpriz yakın görünüyor Beyoğlu'nda. İlginç bazı veriler var. İlginç bir takım gözlemlerim var açık söylemek gerekirse. Nedir onlar? Beyoğlu biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayaliydi ve aynı zamanda siyasete başladığı yer. İstanbul hayalini doğurduğu yer belki de siyasi açıdan. Öyle görünüyor ki çok uzun yıllar sonra bir Cumhuriyet Halk Partisi dönemi yaşayabilir Beyoğlu. Buna dair veriler var. 10 gün öncesine dair veriler var. Oradaki veriler bile ilginç duruma işaret ediyor. Bu sebeple Beyoğlu'nda bir sürpriz olma ihtimali var. Ama sizi vaatleri konuşurken gördüm, duygulandım. Açık söylemek gerekirse duygulandım. Çünkü biz bir yerel seçimdeyiz. Ama gelin görün ki ne vaat konuştuğumuz var, ne de konuşturulduğu var. Siyasi polemikler üzerinden sürdürülmeye çalışılan bir süreç karşımızda. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylığı var. 26 Mart tam tarihinden emin olmak için baktım, kontrol ettim. 26 Mart 1989 %22 civarında oy almasına rağmen %29 oranında oy alan o dönemin SHP adayı Hüseyin Aslan'ın ardından ikinci sırada kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken siyasi kariyerinde kaybettiği bir seçim. Beyoğlu belediye başkan adaylığı seçimi. Hatırlatmış olayım, 26 Mart 1989. Lütfen devam et Altan Sancar. Neredeyse hadi 35 yıl sonra tabii. Beyoğlu'nda yeniden bir Sosyal Demokrat Parti'nin Beyoğlu'nu kazanma ihtimali var. Yine bir ilginç yer söyleyeceğim size. Fatih. Fatih'te bir sürpriz mi olur? Yoksa hep konuşuluyor Fatih ya. Evet. Çok çok dikkat çekici. Ben geçen gün Fatih'e gittim. Bir hafta kadar önce Fatih'e gittim. Ya Fatih gerçekten de Türkiye'nin bence kıymeti, yani ciddi manada kıymeti, özen gösterilmesi gereken bir adres. Orada ilginç sonuçlar söz konusu. Bir yandan da gözüm Sarıyer'deydi. Göz Sarıyer'de olmasının sebebi de şuydu. Çünkü Sarıyer'de CHP'nin mevcut başkanı istifa etmişti aday gösterilmeyince ve bağımsız aday olmuştu. Orada da bir yine CHP'nin kazanacağına dair veriler ortada görünüyor. Hatta şimdi siz ekrana getirdiğiniz için söyleyeyim. Eren Ali Bingöl görünüyor orada. CHP'nin Tuzla adayı. Genç bir isim. Tuzla'da ilginç bir yarış olduğunu biliyoruz. Ankara'ya gelecek olursam
Ankara'da Keçiören'de Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti'nin başa baş olduğunu söyleyebiliriz. Timeskut'ta Behzat Komiser diyeceğim tabii ki işin esprisi ama Erdal Beşikçioğlu'nun bir sürpriz yapma ihtimali görünüyor. Ama Can Bey, siz vaatlerden bahsettiğiniz için müsaadenizle bir vaatle ilgili şunu söyleyeceğim. Tabii dinliyorum. Biliyorsunuz Murat Kurum ilginç bir vaatte bulundu. Dedi ki 650 bin konutu dönüştüreceğiz ve bunu 5 yıl içerisinde yapacağız dedi. Şimdi ben bu vaadin, keşke bu vaadin gerçekçi olup olmadığını, ha keşke gerçekleşse o ayrı bir şey elbette, İstanbul'da yaşayan her yurttaş deprem korkusunu üzerinden atabilse, ama gerçekçi olup olmadığını araştırırken işte TOKİ'nin neredeyse 20 yıllık serüveninde 90 bin konut vaat edip sadece 60 binini yaklaşık yapabildiğini görmüştüm. KİPTAŞ'ın genel müdürü Ali Kurt'u aradım. Onlar da malum bir yandan TOKİ, bir yandan da KİPTAŞ rekabeti de söz konusu İstanbul'da. Kendisine şunu sordum, yani bu mümkün mü? 650 bin konut dönüştürülebilir mi diye sordum. İlginç bir şey söyledi. Dedi ki bakın, ne TOKİ'ye, ne TOKİ'nin ne de Milli Emlak'ın İstanbul'da 650 bin konutu dönüştürecek arazisi yok, mülkü yok. Yani 650 bin konut yapmak demek yeni mülkler demek, yeni araziler demek, yeni alanlar demek. Milli Emlak'ın dahi böyle bir konutunun mülkünün olmadığını söyledi. Bazı veriler paylaştı. İşte TOKİ 2019-2024 arasında 8500 konut üretmiş. KİPTAŞ İstanbul'da 11 bin konut üretmiş diyor. Topladığımızda 20 bin yapıyor. 650 bini siz neye göre söylüyorsunuz diye de tabii bir itirazı vardı. İnşaat mühendisleri de diyorlar ki 650 bin bungalov bitiremezsin. Yani bırak apartmanı, binayı, konut statüsünü, bungalov yapmaya kalksan 650 bini de yani yetiştiremeyebilirsin. O öylesi uçuk bir vaat bu. Karşılığı yok ne yazık ki. Biz de isteriz diyorlar. Ya eminim elini vicdanına koyan her İstanbullu, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İstanbul'daki bu konut stoğunun depreme uygun hale tabii getirilmesi için 650 bin konutun şüphesiz ya dönüştürülmesi ya yeniden inşasını ister. Kimse istemez ki 6 Şubat 2023'teki sonuçların bir kez daha Türkiye'de, özellikle İstanbul'da yaşanmasını. Ama gerçekçi değil. Ne yazık ki gerçekçi değil. O yüzden hani İstanbullulara umut verirken neye göre umut verdiğine belki de herkes dikkat etmeli. İktidarıyla, muhalefetiyle herkes dikkat etmeli. Çünkü İstanbullunun gerçekten çok ağır bir korkusu var depreme karşı. Gerçekçi olmak, birlikte hareket etmek üzerinden bir hareket gerekiyor. Başka bir şey daha paylaşayım, ondan sonra sözü size bırakayım. Biliyorsunuz son dönemde bir tartışma var, İBB bütçesi üzerine bir tartışma söz konusu. Öğrendim ki CHP'nin Ümraniye Belediye Başkan Adayı Aykut Erdoğdu, biliyorsunuzdur belki, hesap uzmanlığı konusunda acayip bir isim gerçekten de. Ben zaman zaman görüşlerine CHP'de milletvekiliyken de başvurmuştum. Muhasebe, denetim standartları, mali analiz gibi konularda uzman bir isim. Hatta Kılıçdaroğlu döneminde de biliyorsunuz bu 418 milyar dolar konusuna dair ayrıntılı bir araştırma yapmıştı. Öğrendim ki Aykut Erdoğdu 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlanmasının ardından İBB'nin bütçelerini kalem kalem incelemiş. Ve şöyle bir sonuç elde etmiş Aykut Erdoğdu. AK Parti'nin bir önceki dönemde toplam yatırım bütçesi, yani toplam İBB bütçesi 13 milyar dolar. Yani 2014-2019 arası 13 milyar dolarlık bir bütçeye sahipmiş AK Parti döneminde İBB. Dönüyoruz Ekrem İmamoğlu döneminde 6 milyar dolar. Yani toplam bütçesi 6 milyar dolar, yarı yarıya azalmış durumda. Ve üstüne üstlük gelirler de azalmış durumda. İşin daha tuhaf tarafı şu, mesela İET'deki bilet fiyatları AK Parti döneminde farklı, hatta burada veriler de önümde, yani 1 doların üzerinde İBB AK Parti'deyken 1 doların üzerinde bir gelir getiriyormuş İBB'ye. Fakat CHP döneminde hem dolar kurundaki artış hem meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olmasından kaynaklı bu 72 sente kadar gerilemiş. Ve AK Parti döneminde kullanılan bütçe 13 milyar dolar, CHP döneminde kullanılan bütçe 6 milyar dolar. Böyle de bir tablo var. Hani geçtiğimiz gün Murat Bey, AK Parti adayı Murat Bey diyordu ya, işte 7 milyar dolarlık bir bütçe var. Evet, yaklaşık diyelim hadi ki 7 milyar dolar.
Ama sizin bir önceki dönemde üstelik dolar kuru daha azken bütçeniz 13 milyar dolarmış. Bugün vaat ettiklerinizi niye o gün yapmadınız diye sonrası geliyor açıkçası insanın. Şimdi bütçeden aslında ekonominin diğer saç ayaklarına getireyim konuyu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel biz İYİ Partili ya da İYİ Parti lideri Meral Akşener'le emekli ittifakı kurduk dedi. İYİ Parti liderinin emeklilere dönük sözlerini görüyoruz her yönüyle. Ya emekli niye belirleyici olsun? Bu bir yerel seçim diyenler var. Onun diyenlere karşı mesela muhalefet partilerinin temsilcileri de Murat Kurum ve Turgut Altınok vaatlerini gösteriyor. Yani emeklilerle ne ilgisi var? Bakın onların da vaatlerinde görüyorsunuz. İşte aylık kimi 5000 öneriyor, kimi 7000 diyor, yok şu kart var, yok bu kart var. Yani belirleyen emekli olacak mı uzun bir süre sonra? Hep şu denirdi. Ya Türkiye'de emekliler örgütlü, tek vücut halinde bir yere ağırlığını koysa aslında çok şeyi değiştirebilir ama işte örgütlü bir mücadele ortaya konmuyor. Ama Mayıs seçimlerinden bu yana demeyeceğim. Bir önceki yerel seçimden bu yana emekliler daha örgütlü. Üç ayrı sendikaları var bildiğim kadarıyla. İşte diske bağlı sendikalarını yürütmeye çalışanlar var. Diğer tarafta farklı farklı konularda EYT konusunda sendikalaşıp sonra emekli sendikasına bunu çevirenler var. Birkaç ayrı yapı var. Bu konuda mücadele ortaya koyuyorlar. Başkent'te sen de şahit oldun. Emekli protestoları eş zamanlı olarak İzmir'de, İstanbul'da, Aydın, Denizli, Bursa birçok kentte de meydanlara çıkıyorlar. Bu sendikaların temsilcileri aracılığıyla. Özet şu, Altan Sancar bu kadar ziyarette bulundu. Sadece seçim döneminde değil, CHP kurultayı öncesinde de çeşitli illere gidip gözlem yapma şansına erişmişti Altan Sancar. Şimdi o yüzden sormak lazım. Gerçekten bir emekli ittifakı var mı? Ve emekliler diğer seçimlere nazaran daha çok belirleyici olacak gibiler mi? Bu olasılığı nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu soruya kendi babamdan yanıt vereyim. Buyurun. Babam emekli devlet su işleri işçisi. Çalışıyor. Çalışmak zorunda. Evini geçindirebilmek için, en küçük kardeşimizi okutabilmek için çalışıyor babam. Yani böyle bir örnekle anlatayım. Ki devlet su işleri emeklilerinin görece Türkiye'deki birçok belki de kamu kurumuna göre daha iyi şartlarda emekli olduğunu bütün Türkiye bilir. Buna rağmen bugün bu sabah saatlerinde Ankara'da Çayyolu'nda ki görece gelir seviyesi daha yukarı olan bir bölgeden... Altan Sancar özür diliyorum. Bir Ekrem İmamoğlu'na kurak verelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşuyor. Koruyun diye mesaj. Dolayısıyla o kadar büyük bir ihanet ki İnanın oradaki parsellere baktığınızda artık kimlere söz verdilerse isteyen binasını yapar diyor dersine çalışmamış acemi aday. İsteyen binasını yapar. Aklı sıra beton kanalla etrafında imara açtığı alanları ayırmaya çalışıyor. Ya bunlar artık şöyle bakıyorlar meseleye. Aldandık, aldatıldık, aldattık diyerek geçirdikleri yıllardan sonra zannediyorlar ki İstanbulluları da aldatırız. İstanbullular da aldanır. Öyle bir şey yok. Bakınız içme suyu havzasını kanal bahanesiyle imara açıyorlar. Ya bir damla suya dünya muhtaç. İstanbul bırakın dünya muhtaç. İstanbul zaten su havzaları. İstanbul'un göbeğinde büyük bir ırmak akmıyor. Su havzaları bakımından, su biriktirme bakımından en problemli şehirlerden biridir. Tarih boyunca 2000 yılı aşkın süredir İstanbul'da suyun taşınması ile ilgili tarihsel bir süreç vardır. Neymiş? Vatandaşın parseliymiş. Orada kimlerin parseli var? İstanbul halkı biliyor. Bakın 5 tane Esenyurt büyüklükte alanı imara açmak bu kentin ölüm fermanını imzalamaktır. Bunu hep birlikte görmeliyiz. Hep birlikte gayret gösterdik. 5 yıldır müsaade etmedik. Çoktan orayı inşaat çöplüğüne dönüştürmüşler ve bizi sefil rezil etmişlerdi. 2019 onun için tarihi bir andır. 2019 İstanbul muhafızlığının başladığı tarihtir. Yine hep birlikte müsaade etmeyeceğiz. Ben İstanbul'un benim gibi milyonlarca muhafızı olduğunu düşünüyorum. Bakınız öyle düşünüyorum ki zannetmeyin İstanbul'un muhafızı 18 yaş ve üstü oy kullanan insanlar. İstanbul'un muhafızı 3 yaşındaki çocuklar. Ben artık çocukların kaç yaşında bilince sahip olduğunu artık idrak edemiyorum. Çünkü 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında bebelerin
gözlerindeki ışığı, kucağıma aldığımda gösterdikleri refleksi, İstanbul'a dair beklentilerin onların hissettiğini düşünüyorum. Bebeklerin bile hissettiğini düşünüyorum. Zannetmesin anneler, babalar, amcalar, dayılar, teyzeler, halalar, dedeler, nineler, babaanneler kendileri için oy kullanacaklar. Daha yeni doğmuş bebekleri için oy kullanacaklar. Hatta henüz doğmamış bebeler için bu seçimde oy kullanılacak. Onun için İstanbul'un benim gibi milyonlarca muhafızı olduğunu biliyorum. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde milyonlarca muhafızı olduğunu biliyorum. 1 Nisan sabahı öğrenecekler. Bu kenti hep birlikte koruyacağız. Bu büyük ihanet projelerine müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Aynen elimizden tamamen hukuku, kuralları dinlemez bir biçimde almak için verdikleri çabanın karşılığında her şeye rağmen, bütün baskılara rağmen hukukun geçmişte milyonlarca insanın büyük çaba göstererek korumaya çalıştığı Gezi Parkı'nın tekrar İstanbul Büyükşehir'e iade edildiği gibi. İstanbul Vizyon 2050 strateji belgemizde hedeflediğimiz üzere 2050 yılında İstanbul'u daha güçlü bir ekonomi için yaratıcı ve yenilikçi girişimlerin merkezi haline getireceğiz. İstanbul 16 milyon ile birlikte ortaya koyduğumuz değişime açık girişimciliğin ve yaratıcılığın... İstanbul'un muhafızları buna izin vermeyecek dedi Ekrem İmamoğlu. Aslında bu konu emeklilerin çağrısı, CHP Genel Başkanı'nın beyanı. Sonuçta her şey ekonominin bu sac ayaklarıyla bezeli projelerde. İmar konusunda bir alan, bir rant açılıyor. Suçlamasında da bulundu. Bugünün kendi adımızda müjdesini de paylaşayım dedi. Gezi Parkı artık İBB'nin dedi ki az önce detaylarını paylaşmıştık. 3 dakikam kaldı Altan Sancar. İstanbul özelinde bir yandan bu emekli vaatleri ve emekli vatandaşlara dönük yerel seçimi belirleyen olacak meselesi, bir taraftan Kanal İstanbul konusunda bakın bunlar hayati uyarılar diyor Ekrem İmamoğlu. İzleyicilerimiz de dikkat etmiş, stratejik anlamda da çalışılmış bir basın toplantısı. Yani karanlık bir fon üzerine değerlendirme yapılmış. İstanbul'un katledilmesi ciddi bir tehlike olarak sunuluyor. Ekrana yazılar geldiğinde kararmanın arttığını görüyoruz. Muhafızlar izin vermeyecek dediğinde biraz sahne ışıkları tekrar artıyor. Daha renkli tonlar seçilmiş. Yani bunu hissettirmeye çalışmışlar seçmene. Nasıl bir tehlike var ve kim karşı çıkıyor diye. Nasıl değerlendirirsin? 3 dakikada bir final yorumu. Gerçekten paranın nereye harcandığı çok önemlidir. Hani emekliye mi, bu ülkede sabit gelirle yaşamaya çalışanlara mı vereceksiniz? Yoksa başka ülkelere söz verip şimdiden pazarlığını yaptığınız araziler üzerinden başka yerlere mi yatıracaksınız? Sorusunun cevabı çok önemli. Ben CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le geçtiğimiz hafta Adana'da konuştuğumda o da aynısını söylemişti bana. Yani biz Meral Hanım'la beraber bir emekli ittifakı kurduk demişti. Hakikaten de İstanbul, Ankara gibi, İzmir gibi yani büyük şehirlerde emeklilerin aldıkları en düşük maaş olan 10 bin lirayla geçinmeleri çok mümkün değil. Hani belki İç Anadolu'da, Doğu'da biraz daha mümkün olabilir. Çünkü orada görece yaşam biraz daha farklıdır. Fakat büyük şehirlerde mümkün değil. Bu sebeple sizin de az önce belirttiğiniz gibi bir de örgütlülük hali eklendiğinde ve bence Erdoğan'ın bu seçimdeki yumuşak karnı emekliler. Dikkat ederseniz her mitinginde emeklilere ilişkin mesajlar vermeye çalışıyor. Çünkü ellerine bence ulaşan sonuçlar emeklilerin farklı bir noktaya doğru evrildiğini kendilerine gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ekibine de gösteriyor. Evet ben katılıyorum. İstanbul, İzmir, Ankara gibi görece hayatın çok daha pahalı olduğu, bir kiranın bile ödenemeyeceği, emekli maaşlarıyla bir kiranın bile ödenemeyeceği yerlerde sonucu emekliler belirleyecek. Ve muhalefet emeklilerin etrafında buluşmayı başardı. Bu da bir şeydir. Bu da bir kazanımdır. Ama esas mesele seçim sonuçlarından sonra yine emeklileri konuşmaktır. Çünkü emekliler o hayata devam etmek zorundalar. Bir izleyici sorusu ek olarak sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamle yapacağını düşünüyor mu Altan Sancar? Tam da seçim öncesi 3 bin lira, 5 bin lira bir seyyanen zam olur mu? Böyle bir vaat ortaya konur mu diyor. Ya kurtaracağına inanırsa yapacaktır. Ama kurtaracağına inanmıyorsa yapmayacaktır. Ben bu sabah bana bu soruyu soran bir emekliye de aynısını söyledim. İstanbul'a kurtarabileceğine inanıyorsa yapacaktır. Yoksa yapmayacak Erdoğan. Ayrıca hakikaten kasa boş. Yani
En kötüsüne 1 Nisan'dan sonra hazırlanalım. Dün Şenol Babuş çok önemli bir şey söylüyordu. Eğer bir şey alacaksanız kredi kartına taksitte şimdi alın. Çünkü seçimden sonra hiçbir şey alamayacaksınız. Biz çok ağır vergi zamlarıyla, yeni vergiler demiyorum, çok ağır vergi zamlarıyla karşılaşacağız. Çünkü onlar yediler, hesabı hepimiz ödeyeceğiz. Altan Sancar, teşekkür ediyorum. Kaldı 10 gün, bakalım başka neler konuşacağız. Seçimi etkileyecek cinsten. Teşekkür ediyorum Altan Sancar'a. Döndük stüdyoya, kısa bir araya gidiyoruz. Çünkü faiz özel yayını başlıyor efendim. Miting meydanlarında ekranlara getirdik. CHP Genel Başkanı'nın Karadeniz hattındaki konuşmalarında emekli beyanları çok yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul'dan söz ediyor. Hepsi hem cebimizin hem canımızın derdi aslında. Hepsi birlikte 32.41 reklama giderken, 35.47 Euro TL reklama giderken, kısacık bir ara 13.45 itibariyle Ebru Baki, Oğuz Demir, sürpriz konuklar, piyasa uzmanları, sahadan bağlantılar. Hepsiyle birlikte karşınızdayız. Hiçbir yere ayrılmayın. Emeklilerimize büyük destek geliyor. Tek emekli maaşıyla geçinen hanelere yıllık 10.000 TL pazar desteği. Tek emekli maaşıyla geçinen hanelere her gün ücretsiz ekmek. Dar gelirli emeklilere %65 kentsel dönüşüm desteği. Kentsel dönüşüm sürecinde emeklilere 9.000 TL kira desteği. 4 adet yeni huzur ve bakım evi projelerimizle İstanbul'a hizmette tam yol ileri. Ekrem İmamoğlu. Yani uğraş dedin, dünyanın yemeğini yap, sonra neymiş? Online iftar. Tamam artık hadi. Anneciğim yoğurdu unutmuşsun. Sütaş'ın harika dünyasından gelen doğal lezzetlerle hep birlikte aynı sofradayız. Bu Ramazan'da da gönül gönüle yan yanayız. Türkiye için iftar, Sütaş için iftihar vakti. 21 Mart'ta gece eşittir gündüz, Hepsi Burada eşittir indirim. Hepsi Burada'dan Ekinoks'a özel ultra indirimler. Tüm indirimlere Ekmoda'da %21, kozmetikte %21, ev ürünlerinde %21 indirim Borda. Ve çok daha fazlasını peşin fiyatına 3 ay erteli 6 taksitle öde. Hepsi Burada. Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Çanakkale'de bir Mustafa Kemal. Çanakkale'yi Mustafa Kemal'den, Mustafa Kemal'in dehasını düşman komutanlarının kaleminden okuyacaksınız. Küçük rütbeli ama dahi bir Türk subayının orada bulunması, İtilaf devletleri için harbin en büyük talihsizliklerinden biri oldu. Tarihçi Alan Moorhead, bir tümen komutanının kendi inisiyatifiyle giriştiği hareketler sonucu bir savaşın, hatta bir ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte bir zafer kazandığı tarihte pek az görülür. General Aspinall Oglander. Mustafa Kemal Çanakkale muharebelerinde 4 kez Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u, padişahı ve payitahtı kurtarır. Emekli tümgeneral Naim Babüroğlu. Bir ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte bir zaferin öyküsü. 23 Mart Cumartesi günü Sözcü Gazetesi ile birlikte ücretsiz. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Yemek taşıma kabı ve kek kalıbı çeşitlerinden French Press'e kadar birçok mutfak ürünü uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte. My entrance. My library. My palazzo. Gerçek futbol keyfi Arçelik dev ekranda yaşanır. Gerçekçi ses ve görüntü teknolojisiyle size futbolun coşkusunu yaşamak kalır.
Üstelik şimdi tüm Arçelik 75 inç ve üzeri televizyon alışverişlerinizde 1 yıllık Digitürk taraftar paketi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Milli futbol takımları ana sponsoru ve sürdürülebilirlik ortağı Arçelik, milli takıma başarılar diler. ...21 Mart 2024... Perşembe saat 14'de bir geri sayımımız var efendim. Yine ne diyoruz? Şampiyonlar Ligi kadrosu karşınızdayız. Çünkü özel yayın. Bugünün bir önemi daha var. Bu özel yayının seçimden önceki son karar efendim. İşte seçime gidiyoruz. Yıldan önceki son karar, yılın ilk faiz kararı. Böyle afili başlıklar hep yansıyor. Ama cebe o şekilde afili yansıyor mu? Görüyoruz. Takdirde sizlerin. Ebru Baki bizlerle birlikte. Selamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Oğuz Demir bizlerle birlikte. Hocam sizi görmeyeli birazcık geçmişti ki yeniden görmek sevindirdi. Faiz kararını kaçıramam dedim. Oğuz Hoca biraz değişmiş ama tabii. Değil mi? Değişmiş biraz. Evet evet. Evet. Yok ya öyle deme ya. Böyle sakallar bandı. Hocam, biraz kilo verilmiş. Biraz kilo verilmiş. Kesinlikle yani. Yakışmış. Efendim işte meşhur değerli rejimizin çalışması da ekranlara geldi. İzleyicilerimiz de çok okunaklı buluyorlar. Özel teşekkürlerini iletiyorlar. Çünkü her şeyi görüyoruz. Meşhur yatık V harfimiz var. O V'nin ucu bambaşka yerlere gidiyor. Nereye gittiğini konuşacağız şimdi. Ekranın sol tarafında üstünde gördüğünüz dolar TL kuru, euro TL kuru piyasa verilerini görüyoruz. Saat yaklaşınca kapalı çarşıdaki o dijital tahtalara da kameramızı sabitleyeceğiz. Aradaki makası göreceksiniz. Ki o makas kimi son anda yatırım yapmak isteyenleri biraz kaçırmış görünüyor. Ciddi bir makas var ortada. Ve altta da bizleri görüyorsunuz. Sürpriz bağlantılar yapacağız. Ozan Kelleci kapalı çarşı Tahtakale'de şu anda. Ona giderek başlayalım. İlk başta bakalım bir belgeleyelim. Oradaki dijital tahtalarda ne gösteriyor dolar TL, ne gösteriyor euro TL. Ozan Kelleci neler olup bitiyor artık dakikalar kaldı. Üçüncü bağlantımızı yapıyoruz kuşak içerisinde ama her seferinde soru değişmiyor. Belki oradaki ortam, atmosfer değişiyordur. Söz sende. Can Coşkun, gerçekten Merkez Bankası ile Kapalı Çarşı arasında çok çetin bir fark var. Sabah saatlerinde buraya geldiğimizde Merkez Bankası'nda 24 ayar gram altın 2300 lira seviyesindeyken burada 2562 lirayı görmüştü. Ve gün içerisinde de bir yükseldi bir düştü. Şu anki ortalamaya baktığımızda Merkez Bankası'da 24 ayar gram altın 2304 lira seviyesindeyken Kapalı Çarşı'da bir döviz bürosunun önünde 2546 lira seviyesinde. Yani Kapalı Çarşı ile Merkez Bankası arasındaki makas tam 252 lira seviyesinde. O da şimdilik tabi 17 dakika sonra Merkez Bankası faiz kararını açıkladıktan sonra burası yukarı yönlü mü olacak, aşağı yönlü mü olacak, sabit mi kalacak, onu da hep birlikte göreceğiz. Dolara da bakalım bir yandan. Dolar yine Merkez Bankası'nda 32 lira 42 kuruş seviyesindeyken burada Kapalı Çarşı'da 33 lira 20 kuruş seviyesinde. Euro'ya da bakalım, o da 35 lira 48 kuruş seviyesindeyken Kapalı Çarşı'da bir döviz bürosunun önündeyiz. Burada 36 lira 21 kuruş seviyesinde seyrediyor. Tabii dedik artık 16 dakika kaldı. Yaklaşık 16 dakika sonrasında Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bir artırıma mı gidecek, bir eksilmeye mi gidecek ya da sabit mi bırakacak, pas mı geçecek? Bununla birlikte Kapalı Çarşı'da bir hareketlilik olacak mı? Biz de bir yandan bunu bekliyoruz. Tabii piyasaların beklentisi de buradaki değişikliğe odaklanmış durumda derken gerçekten şurayı gösterebiliriz bir kez daha git. Bakın yayına başlarken hatta belki 10 saniye önce 2542 liraydı ve yayını daha bitirmeden 2 liralık bir artış burada söz konusu oldu ki 15 dakika kaldı artık. Nasıl bir değişiklik olacak gerçekten biz de merak ediyoruz. Gün hafta içerisinde buraya geldiğimizde gram altın ve çeyrek altın bulmakta güçlük çekildiğini söyledi. Hem kuyumcular hem de buraya gelenler yatırım yapmak amacıyla, ama bugüne baktığımızda kısmi olarak da bu sorun çözülebildiğini söyleyebiliriz. Çünkü birçok kuyumcu
getirdi. O zaman geldiğimizde gram altın yoktu, çeyrek altın vardı. Şimdi biri varsa diğeri yok. Yine bu şekilde ilerleme devam ediyor ama şu tabela gerçekten bize çok farklı şeyler anlatıyor. Aradaki makası zaten biliyorduk ama artık gram altın da rekorlara doymaya doymuyor bir türlü ve artık şaha kalkmış vaziyette ki biz bunu ne zaman göreceğiz? Asıl sonucu ne zaman göreceğiz? Yaklaşık 15 dakika sonrasında göreceğiz. Nasıl bir değişiklik olacak? Çünkü biz yayına başladığımızda sadece belki 30 saniyelik bir fark olsun. Burası bize 24 ayar gram altın Merkez Bankası'nda 2304 lirayken burada 2542 liraydı. 30 saniye öncesinde ve 2 liralık bir artış sadece burada gördük. Şu an 2544 lira seviyesinde. Bakalım o karar açıklandıktan sonra bu tabela bize ne anlatacak, onu da canlı canlı ekranlarınıza getireceğiz Can Coşkun. Teşekkürler, kolay gelsin Ozan Kellici. Şimdi 32.41 neresi, 33.10 seviyeleri neresi? Bu dolar makas açılıyor, bir girizgah yapalım. Tabii. Dolar başına 70 kuruş. Yani 1000 dolar altında alıyorsunuz, 700 lira fazla ödüyorsunuz yani. Tabii 700 lira fazla. Açılacak mı bu makas? Ya zaten kapatamıyorlar. Asıl sorun da bu. Uzun zamandır böyle biliyorsunuz. Yani geçtiğimiz seçimden önce de aynı şeyi konuşmuyor muyduk? Bankalar arası piyasadaki farkla, kapalı çarşıda bankalar arası. Hatta görüntüler çıktı. Merkez Bankası'ndan yetkililerin hani böyle iddialar çıktı arabalarla. Yani çok çok uzak değil bunlar. Tam bir sene öncesinden bahsediyorum. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz. İşin özeti şu. Dönüyoruz dolaşıyoruz. Aynı filmi izlemeye devam ediyoruz. Sürekli aynı filmi izliyoruz biz. Değil mi? Yani değişik koşullar altında. Filmde değişen tek şey herhalde bizim şartlarımız oluyor. Yani işte şimdi mesela altın bulamıyor insanlar. Almak istemelerinin nedeni ne bir kere mesela? Yani bulamamanız için satıcı olmaması ya da alıcının çok olması, satıcıdan çok olması. Niye insanlar altın almak istiyor mesela? Bu sorunun yanıtı var mı? Niye mesela piyasaya altın girmiyor? Bu sorunun yanıtı işte kota var. İnsanlar niye altın almak istiyor? Herkes uzunca bir süredir şunu konuşuyor Can Bey. İşte bu bizim söylediğimiz bir şey değil. Yani böyle olacak demiyorum ben. Tekrar altını çizeyim, yanlış anlaşılmasın. Dedikodu makinesi sokakta şöyle çalışıyor. Seçimden sonra siz bir dövizi görün. Seçimden sonra siz bir altını görün. Yani tersine inandıramıyorsunuz. Herkes yani bir güven sorunu. Herkes sanki seçimden sonra çok acayip şeyler olacak, dolar uçacak, kaçacak gibi bir alışkanlığı bu çünkü. Yıllarca bunu görmüş. Şimdi geçen seçimi hatırlayalım. Yine aynı bir yıl öncesi Mayıs seçimi 19 lirayla gittiğimiz seçimden bir buçuk ay sonra 30 liraları gördük. İki ay sonra 30 liraları gördük. Şimdi bunları yaşatıyorsanız insanlara işte Ebru Baykin'in söylediği gibi öbürünü ikna edemiyorsunuz. Merkez şey Hazine ve Maliye Bakanı istediği kadar o hikayeyi anlatsın. Ben ikna edemediğim bir kişiyi daha söyleyeyim. Hatta iki. Murat Kurum, Turgut Altınok. Evet. Mal varlığı beyanlarında döviz stokları görüldü. Ve insanlar diyor ki yani Cumhur İttifakı'nın ekonomi yönetimi TL'ye gelin orada bir şey olmayacak derken kendi adayları ekonomi yönetimine inanmadığını ortaya koyuyor. Nakit parasının büyük bir kısmı yabancı para cinsinden duruyor. Yanılmıyorsam 55 bin dolar, 40 bin euro, 200 bin lira, 300 bin lira ya da o kadar. 3 milyon 300 binde liralıkta altın. Altın. Ya yani şimdi bir millete siz şunu demediniz mi ya? Dövizinizi bozun. Şu mu oldu yani? Kamu kurumlarına dediler ki döviz tutmayın. İşte kamusal organizasyonlara, şirketlere dediler ki döviz tutmayın. Bir sürü Merkez Bankası'ndan aradılar, düzenlemeler getirdiler. Yani şimdi herhalde bu parayı seçimden sonra almamıştır diye tahmin ediyorum. Öncesinden beridir biriktirmiştir. Böyle ümit edelim. Yani tasarrufunu bu ülkenin kabinesinde yer alan bakan, eski bakan sonuçta. Tabii, tabii. Dolar ve euro cinsinden tutmuş. Şimdi siz milleti nasıl inandıracaksınız? Dövizin düşeceğine, döviz tutmanın anlamsız olduğuna, Türk lirasının değerli olacağına nasıl inandıracaksınız? Ebru Baki, dijital tahta geldi. Ekrana sabitledik çünkü epey fark var arada. Bak alışa seçim bakalım. Seçim öncesi de son karar bu. Neden alıştan sonra gidelim. 32.41 senin dediğin gibi. Evet. Oradaki alış 33. 60 kuruş. Yani şu anda gidip dolar almaya çalışsanız bankalar arası piyasada da serbest piyasada da 33.20'nin altında bulamıyorsunuz. Bulamayacak. Dolar yani döviz almaya çalıştığınızda 33 liranın üzerinde. İşte seçimden sonra kur daha da artar görüşünün önüne bir türlü geçilemiyor ve döviz talebi durdurulamıyor. Bunun için de bir ayda 20 milyar dolar rezervlerden satış yapılmış. Rezervler erimiş. Şimdi biz neyle övünüyorduk? Hazine ve Maliye Bakanı bize ne diyordu? Rezervler artıyor, risk primimiz yükseliyor, cari açığımız düşüyor ve enflasyon da düşecek. Dolayısıyla bu programın olumlu etkilerini göreceğiz. Keza Sayın Cumhurbaşkanı da aynı şekilde söylüyor. Şimdi bakıyoruz,
Rezervler yine eriyor. Yani rezervlerden kura müdahale sürüyor. Bir önceki Mayıs öncesinde olduğu gibi. Tabii. Risk primi teknik nedenle yükseldi deniyor. Ben teknik nedenle risk priminin yükseldiğini ilk kez aktarıyorum. Yani daha önce bildiğim bir şey daha değil. Daha siyasi gerekçe. Ya vade 4,5'dan 5'e 6 ay fark edince bu kadar bir günde %18,6'lık bir artış mı oluyor emin değilim. Ya bir şey oluyor piyasada ve bugün de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün başladı toplantısı. Bugün saat birazdan 14'te kararını verecek ve Merkez Bankası yeniden büyük bir teste sokuldu yatırımcılar tarafından. Ne bekliyoruz bugün? Bugün ne bekliyoruz? Genel beklenti bütün bankacılar, bütün yorum verenler, Reuters anketi, diğer anketler bu ay Merkez Bankası'nın faizi arttırmayacağını düşünüyor. Yani görüş sabit. Bu. Evet %45'te sabit kalacak. Ocağa kadar Merkez Bankası 36,5 puan faizi arttırdı. Şimdi en azından seçim sonrasına kadar duracak diye Şubat ve Mart aylarına ilişkin beklenti değişmemiş görünüyor. Ama şimdi bir de deniliyor ki 20 milyar dolar madem sattınız, madem faizi arttıracaksanız rezervi satma, yani rezervi kullanmazsınız. O yüzden demek ki faiz arttırmamayı planlıyorsunuz ki kapı arkası sıkılaştırmaya gidip rezervi kullandınız. Demek ki faizi arttırmayacaksınız. Ama ve lakin sizin ciddi bir enflasyon hedefiniz varsa, %36 ise bu ve kurun yükselmeyeceğini inandırmaya çalışıyorsanız, bağımsızım, güçlüyüm, buradayım demek istiyorsanız bunu ön alarak bugün yatırımcılara, vatandaşa söylemek zorundasınız. Kuru arttırmayacağını değil de o kadar artmayacağını inandırmaya yani, çalışmak değil mi? Çünkü piyasa katılımcıları kur arttığı zaman enflasyon artar. Kırklar var. Evet, kur arttığı zaman enflasyon artar. Döviz talebi çok yüklü olur ve bu döviz talebinin kısılamaması çok ciddi bir riski de beraberinde getirir. Hı hı. Ve sizin enflasyonla mücadeleniz çok zora girer ve rezervleriniz de şu anda eksi zaten 76 milyar dolara çıkmış. Sizin gücünüz olmadığı için sürekli teste tabi tutulursunuz. Yanlış mıyım? Doğru doğru. Şimdi birinci bir tane yani iyi bir şey. 2,5 puanla var. Da bunu yapmaz ama ben buradayım der ama 5 puanla ben buradayım diye güçlü bir mesaj vermesi gerekiyor diye genel bir görüş var. Aynı kanaatim. Şimdi iyi şeyler var. Yani iyi yapılmış bazı iyi şeyler var. Geçen aydan bu yana bizim eleştirdiğimiz ve olumluya giden birkaç şey var. Ne bunlardan birisi? Biz diyorduk ki faizi arttırıyor ama piyasayı sıkmıyor. Piyasayı sıkmadığı için de mevduat faizleri artmıyor. Dolayısıyla vatandaş Türk lirasına gitmiyor hala diyorduk. Şimdi bu bir aylık süre içerisinde o fazla likiditeyi çekmeye çalışıyor Merkez Bankası. Birincisi bu. Bu olumlu. Dolayısıyla da politika faizinin üzerinde mevduat faizi oluşmuş durumda. Oluşmamış ama, durumda aslında. Ha, ama bu yeterli mi? Şimdi soru burada başlıyor. Hani tam olarak oraya doğru sıkıyorlar. Yani sıkıyorlar zaman ama olmuyor işte. O da olmuyor. Buradaki soru şu. Bu yeterli mi? Şimdi vatandaşın baktığı yerden düşünelim. 1,5-2 ay içerisinde benzin %25 artmış. Yani ne diyoruz benzin fiyatları arttığında, akaryakıt fiyatları arttığında biz? Bütün maliyetler yukarı doğru gidecek İğneden diyoruz. İğneden ipliğe diyoruz. Zam geliyor diyoruz. Dönüyoruz dövize bakıyoruz. Bu kadar müdahaleye rağmen, geçen ay bir tespit yapmıştık ya hani her ay 1 lira artıyor diye. Şimdi oransal olarak %3'lere tekabül ediyordu aylık aslında. 9 oldu. Şimdi 1,5 lira artmış. Ben gelmeden önce baktım dedim ki acaba bu ay kaç arttı? %9'e tekabül ediyor değil mi? Evet tabii. %9'a şimdi gene %3'e geliyor ama 1 lira artık %3 1 lirayı karşılamadığı için 1,5 liraya yakın bir artış olmuş son bir ayda. Vatandaş da diyor ki bir dakika döviz artıyor. Akaryakıta sadece döviz yüzünden değil dışarıda petrol fiyatları arttığı için de o fiyat arttı ama akaryakıt fiyatları artıyor. Döviz artıyor. Bir dakika ben bunu nereden hatırlıyorum? Ben bunu işte geçen senelerden hatırlıyorum. Faiz de yetmiyor. Türk lirası işte beklenen enflasyon evet 36'larda yine sonunda ama sürece. Görmüyor işi. O zaman diyor bir dakika ben diyor önümüzdeki dönem enflasyon daha çok artabilir. Döviz daha çok artabilir. Ben Türk lirasına dönmeyeyim dövizde kalayım. Şimdi ben de şunu merak ediyorum. Mesela 3 ayda %25 artan benzin fiyatlarıyla, akaryakıt fiyatlarıyla %20'ye 10 küsüre yakın döviz artışıyla. Evet. Yani siz enflasyonu nasıl mesela %36'ya indireceksiniz? İşte. Bu iktidar, ya yani bu ekonomi yönetiminin şöyle bir varsayımı vardı. Anlamaya çalışalım. Bu varsayım şuydu. Bir, içeride kur korumalı mevduat ve faiz artışı var. Dolayısıyla döviz talebi çok yüksek olmayacak. Ben dış ticaret açığından kaynaklanan dövizi karşılamaya çalışacağım. Bu dışarıdan gelecek sıcak parayla olursa çok iyi. Olmazsa da böyle ufak müdahalelerle bu işi ben bir Eylül ayına kadar götüreyim. Birinci varsayım bu. İki,
Dünyada bir bollaşma dönemi başlayacak. Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası Haziran ayı itibariyle faiz indirmeye başlayacak. Bir bollaşma olacak. O paradan payımı alırım. Döviz de kontrol altında kalır. Enflasyon düşmeye başlar. Şimdi hangi bu iki temel varsayımdan ikisi de olmadı. Çalışmıyor yani şu anda bu iki varsayımda. Faiz mesela Amerikan Merkez Bankası tamam dün akşam zaten beklenen karar faizi değiştirmemesiydi. Ama mesela 100 bas puan faiz indirimi beklenirken şimdi 75'e düştü. 3 faiz indirimiyle o da Eylül'den itibaren değerlendireceğiz diyor. Avrupa Yatırım Bankası hakeza aynı şekilde değerlendiriyor. Diyor ki işte son çeyrekte buna bir bakacağız gerekirse yapacağız diyor. Şimdi dışarıda böyle bir bollaşmanın en azından iktidarın beklediği ya da işte ekonomi yönetiminin beklediği Haziran'dan sonra olması ihtimali pek gözükmüyor. Dışarıda petrol fiyatları artıyor, içeride döviz artıyor. Siz onu tutmak için rezerv yakmaya devam ediyorsunuz, kırılganlığınız artıyor. Tabii. Bir de piyasaya şunu da ikna edemiyorsunuz. Şöyle demişti çünkü, rasyonel politikalara geri döneceğim demişti. Bunun hiçbir rasyonalitesi yok. Yine döviz rezerv kullanıyorsunuz. Biz yani zaten gelinen noktada öyle bir film çekiyorlar ki şu anda. Hani 8,5 faizle yaşadığımızı şimdi biz 45 faizle yaşıyoruz. Tek iyileşen taraf... cari açık daralıyor. O da zaten biz tüketmediğimiz için daralıyor. Yani biz, ama o kredi böyle kartı, giderse artar. Artar tabii. Bir de şunu da unutmayalım. Biz burada tartışıyorduk. Faiz artışı geliyordu. Hemen peşinden de bir açıklama yapıyordu Merkez Bankası. Diyordu ki kredi kartı faizlerine ve gecikme faizlerine ellemedim diyordu. Dokunmadık diyordu. Evet. Ne oldu geçen hafta? 5 oldu. Bir anda 5'e çıkarttı 3.60'dan. Demek ki ya o zaman siz bunu 2,5 ay niye ertelediniz? Hani madem talebi kısarak enflasyonla mücadele ettiğinizi düşünüyorsunuz, o oyunu da düzgün oynamadınız. Aynen. Burada bir ek yapabilir miyim ya da sizi açmak için? Şimdi de kredi kartına seçimlerden sonra inanılmaz önlemler gelecek. Taksit sayıları azalacak, limitler düşürülecek. Belki de bir sürü banka ortak bir limit belirleyecek. Dolayısıyla birçok kart kullanamayacaksınız. Dün mesela böyle bir konuşma sohbet sırasında sabah da söyledim. O marketi ben market için kullanıyorum kredi kartını diyor. Ne yapacaksınız? İnsanların aldığı peyniri mi kısacaksınız? Tabii. Ne yapacaksınız yani? Kredi kartı bir ihtiyaç. Şimdi bu kadar insanları alıştırdınız. Hem borçlandırdınız hem de o kart onun borç almak yerine cebindeki borç aldığı materyal oldu. Hayatta kalmak şimdi, için gıda ayakta oluyor. Kalmak için. Şimdi siz geleceksiniz. Sen buradan altın döviz alıyorsun diye pat diye keseceksiniz. Öyle düşünüyor. Böyle düşündüğü için de ne ihtiyacı varsa öne çekti. Evet. Daha da fazla talep oldu. Aynen. Ekonomi yönetimi tarafından enflasyonu öngörülemez bir şey miydi? İyice ama bu kadar böyle sabahleyin çıkıp mesela böyle arka arkaya açıklamalar yapıp parmak sallayınca insanların güveni zaten yok. Şey oldular. Bakın, panik oldular. Para politikası mekanik bir alan ama o mekanik alanın çalışmadığı zamanlar olur. Yani finansal piyasalarda herkes siz deli gibi bir şey oluyor. Bir şeyleri değiştirirsiniz. O değişikliğin piyasada bir karşılığı olur. Ona göre siz plan ve programınızı yaparsınız. Hı hı. Ama bunun bir de ekonomiye yansıyan tarafı var. O mekanik çalışmaz. Mesela kredi kartının ben faizini %5'e çıkarıyorum dersiniz. Beklentiniz şudur. Ebru Baki'nin söylediği gibi insanlar harcamasınlardır. Ama böyle bir ortamda bunu yaparsanız bir dakika %5 iken %7'ye çıkacak seçimden sonra, şuradan sonra, buradan sonra da şimdi almaya başlar. Yani o sosyal tarafını, para politikasının hani o linkler koptu diyor ya Cevdet Yılmaz, yok Cevdet Akçay. Para politikasının asıl kopan link şu. Para politikasının toplumla olan bağ koptu. Mekanik bir şey var, burada modellerim var, giriyorum bunu bu kadar arttırırsam bu sonucu elde olmuyor işte. Çünkü toplum son 5 yıldır bir travmanın içerisinden geçti ve artık akıllı bir toplum, yani ekonomik olarak akıllı bir toplum var. Diyor ki artacak abi ayçiçeğinin fiyatı, akmaz kopmaz bozulmaz. Yani siz iki litre fazla alayım diyor elimde para varken. Hayır, her seçim sonrası vergi artırıp zam yapmışsınız. Bütün seçimlerde bu otomatiğe bağlanmış. Sonra vatandaş dezenformasyonla mücadele diyor ki bize vergi artışı olmayacak. Bunu biz söylemiyoruz ki. Dışarı çıkıyorsunuz, siz vergi artışı olmayacak diyorsunuz. Dışarı çıkıyoruz, vergiler artacak mı diyor. Kur artacak mı diyor. Yani öğrenilmiş, koşullandırılmış insanlar. Gündemimizde bile değil dedikten 3 hafta sonra başvuru aldığınız KDV oranları geliyor. Için tutarsın. Şimdi tutarsın. Vergi artırmayacağız diyorsunuz. Vatandaşın can evinden KDV limitleriyle oynayarak mesela kakao fiyatları rekor kırıyor değil mi dünyada? Evet. Kakao yok. Bir de çikolataya, bisküviye, şekerlemeye KDV'yi %20 yapacaksınız. Zaten maliyet pahalı. İnsanlar iki kuruş goflet, iki lokma goflet de yiyemeyecek. Ya 1001 lira olan gıda sepetini yarın 1200 liraya doldurma ihtimalleri var. %1 1010 lira. Ya yine 500 milyar lirayı senin benim vatandaşın cebinden çekeceksiniz. Bu vergi artışı değil mi? Kredi kartı meselesi açılmışken izleyiciler hep aynı yorumları gönderiyorlar haklı olarak.
söyledikleri şu, kredi kartını kısınca mı her şey normale dönecek? Asgari ücret pazarlığında da söylediler bunu. Yani biz mi arttırıyoruz enflasyonu? Ben et, süt alamıyorum, alabildiğim ekmek... Az da olsa kesilebildiğim ikiye böldüm meyveler. %50'ye yükseltti Merkez Bankası. 5 puan. Evet, 5 puan arttı. Son dakika. İlk yorumları güzel. Alalım o halde. Güzel evet, yani testten geçti. Testten geçti mi? Evet, az önce Sinan Şenfer'in bir kısmını evet. Biraz evet, parantezi ayıracağız. Yok yani. Aynı yerdeyiz. Bunu yapmak zorunda kaldı. Ön aldı ve ben güçlüyüm, ben buradayım mesajı seçimi falan beklemiyorum. Ben Merkez Bankası para politikasını değil, politikasını önemsiyorum. Politikayı önemsemiyorum. Sabit mesela. Tutmasından yedir. Siyaset değil, para politikası benim için önce. Piyasanın istediği hikayeyi verdi. Verdi. Ama şimdi yine aynı yere döneyim mi? Biz aylardır ne konuşuyoruz burada? Az önce tam karar gelmeden önce bunu söyledim. Şimdi bu mesele faiz artışıyla sınırlı bir mesele değil. Faiz artışı işin talep tarafıyla, yani az önce konuştuğumuz kısmıyla ilgili olan kısım. Ama enflasyonun ana kaynağı, ana motivasyonu bu değil. Bir maliyet unsuru var, özellikle kur kaynaklı. Orayı tutamıyorsunuz, dünya kadar para harcıyorsunuz ve kuru istikrara kavuşturamadınız. Oğuz Hoca'yı dinlerken dolar grafiğini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve geldiğimiz noktada şunu yaşıyoruz. Ben bundan galiba 6 ay önce ilk uyarıyı yaptığımı hatırlıyorum. Yine bunu konuşurken. Bakın bu işin gidişatı şurası. Eğer hükümet harcama konusunda daha dikkatli davranmazsa, iki, kurda bir istikrar sağlayacak şekilde uluslararası piyasalarda güven oluşturulmazsa ve dışarıdan para girişi sağlanamazsa, işi sadece taleple çözeceğinizi düşünürseniz, konunun geleceği yer bir faiz enflasyon sarmalıdır demiştim, hatırlıyor musunuz? Şu an gelinen noktada aslında maalesef keşke öyle olmasa, önden gitse Merkez Bankası. Dolar geriliyor bu. Daha dikkatli evet. Hareket etse dedik. O yüzden dedik. Söyledim. Ama bakın gelinen yer maalesef bizim bundan 6 ay itibariyle her yayında söylediğim o riske doğru gidiyoruz. Faiz enflasyon sarmalı. Neresi yaşıyordu bunu, hatta adını da koymuştuk, hatırlıyor musunuz? Arjantin demiştik. Yani eğer ki şimdi bu faizi de arttırdık. 50'ye geldi. Evet, hocam bir virgül kurul enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak faizin arttırılmasına karar vermişti. Bu da Şubat enflasyonu. %4'ün üzerinde çıkan ve %67'yi aşan Şubat enflasyonu. Mayıs'ta da %73 olacak. Reel faiz -22'de şu anda. O nedenle enflasyondaki bozulmayı dikkate aldık diyor. Buyurun. Yani benim anladığım şöyle. Gerçekten eğer bu müdahale dışarıdan para girişini sağlamazsa, sıcak para girişini, az önce söylediğim kurda bir dengelenmeyi sağlamazsa, yani biz önümüzdeki 3 ayda da mesela bugün gibi akaryakıt fiyatları son 3 ayda %20 arttı. Dolar TL işte 40 liraya geldi. Örnek, yani şey olarak söylüyorum, oraya gelecek demiyorum çünkü hemen böyle bir yere çekiliyor. Diyelim ki oralara doğru geldi, 36 oldu, 37 oldu. İşte bir türlü şey durmuyor. Vatandaşın beklentisi, enflasyon beklentisi kırılmadı. İşte o zaman şunu konuşmaya başlayacağız. Yani bu faiz artışlarını biz niye yaptık demeye başlayacağız. Çünkü sadece faiz artışları enflasyonla mücadele için yeterli değildir. Aylardır bunu anlatıyoruz. Para politikası üzerine düşeni yapacak ama bunu destekleyecek bir maliye politikası ve para, yani sadece politika faizi değil, Merkez Bankası'nın beklenen enflasyona uygun bir parasal ortam yaratması gerekecek. Yani 7-8 aydır biz ne konuşuyoruz? Faiz artıyor mu, piyasada bir şey olmuyor diyoruz. Evet. Şimdi bu eğer böyle devam ederse, doğru adımları, o sıkılaşmayı yapmazlarsa yaşayacağımız... Ya ben şu an mesela bundan 6 ay öncesine göre daha fazla o riski hissediyorum. Çünkü bakın faiz artıyor. Merkez Bankası arttırmak zorunda kalıyor. Ama enflasyonda bizim belirgin bir düşüş beklentimiz yok. O faiz enflasyon sarmalı dediğim yere faiz %20 iken uyarıp 50'ye geldi, hala bir şey değişmiyorsa o zaman biz o sarmala doğru bir adım daha yaklaşmışız demektir. Yani ben buradan, hep anlatıyorum hocam, buradan siz önceki bağlantılarda ya %20'ye takılırsak çok büyük risk diyordunuz o günlerde. Evet. Bugün nerelerdeyiz yani? İşte 50'ye geldik. Ama hala döviz yukarı doğru gider mi gitmez mi konuşuyoruz. Evet. Çok hala düşmüyor akaryakıt yani. Fiyatlarını konuşuyoruz. Hala enflasyon beklentilerini konuşuyoruz. Ve bizim buradaki müdahale aracımız faizi arttırarak tüketicinin para harcamasının önüne geçmek. Türk lirası tasarrufun teşvik edilmesi. Onu da az önce örneğini verdik zaten. Kimlerin Türk lirası tutmadığı konusunda. Bu arada güncellendi Ebru Baki. Artık V harfinden söz edilemez galiba. Oradaki ok... Bambaşka bir yere doğru gidiyor. Maalesef geleceği yer oydu zaten. Bir durdu böyle 2 ay sonra. Evet. Seçim öncesi olması değerli tabii, daha da etkili hale getiriyor da bu kadar rezervi niye erittik? Ben
Ya benim kafam biraz karışıyor, kusura bakmayın, anlatırken de karışıyor. Şimdi o zaman 20 milyar dolardan büyük bir rezerviniz yok, zaten para girişiniz yok. Dolayısıyla rezervi kullandınız bu arada. Demek ki orada bir güven sorunu vardı. İnsanlar koşullanmış ki seçim öncesi faiz arttıramaz diye. Ama ben gerektiğinde gerekli adıma enflasyon bozulmuşsa atarım diyor Merkez Bankası. Seçim öncesi güçlü bir mesaj verdi. Tersten umarım düşünelim. Yeterli olur. Mesela o 20 milyar doları harcamasaydı acaba piyasada hangi kurdan işlem yapılacaktı? Evet. Ne olacak? Yani bu acaba faiz. Şöyle mi düşündüler? Peki şunu da düşünün hocam. Bu faizi şimdi arttırmasaydı 32-20 olarak gördü, 27 olarak gördüğümüz kur. Daha da yukarı görecek. Daha da yukarı. Ya da öyle ya hayır, daha yukarı görmeyebilir devrim. Öyle mi? Hayır, şöyle oluyor. İşte niye harcayacak? Rezerv harcamaya devam ederdi diyor. Yani o gün 2 milyar dolar daha satıyor, 3 milyar dolar daha satıyor. Bir görelim mi? Kapalı çarşı tahtakale. Ozan Kelleci, büyük değişiklikler var. Lütfen anlatır mısın bize? Sürekli arkanda kontrol etmek durumundasın bir yandan yayına hazırlanırken. Neler oluyor? Şöyle bir not aldım. Saatler 13.50'yi gösterdiğinde gram altın 2544 liraydı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladıktan sonra yavaş yavaş ivme aşağı doğru hareket etti. 2538 lira seviyesine kadar geriledi. Yani yaklaşık 6 liralık bir fark olduğu burada göze çarpıyor. Yani bu duruma piyasalar çok hızlı tepki verdi diyebilirim. Bir anda 13.57'de bir fotoğraf çekmişim. Açıyı çok zorlamak istemiyorum ama bir sıkıntı olur mu bilmiyorum. Şöyle bakın, 13.57'de bir fotoğraf çekmişim. Amerikan dolarının satış fiyatı 33 lira 18 kuruşmuş. Şu an 33 lira 11 kuruş seviyesinde. Yine euroya bakacak olursak da 36 lira 21 kuruş seviyesindeymiş. Burada 36 lira 11 kuruş seviyesinde. Yani faiz kararı açıklanmadan 3 dakika öncesinde 21 kuruşken, 36 lira 21 kuruşken şimdi 36 lira 11 kuruşa kadar gerilemiş. Yani önümüzdeki dakikalarda bu hareketlilik devam edebilir. Aşağı yönlü devam edebilir. Çok hızlı reaksiyon gösterdi kapalı çarşıdaki serbest piyasalar bu Merkez Bankası'nın faiz kararına. Tabi dediğim gibi 13.50'de açıklanmadan öncesi not aldığında 2544 liraydı ve karar açıklandıktan sonra aşağı yönlü yavaş yavaş inmeye başladı. Önce 3542 oldu, sonra 41 oldu, sonra 40 oldu derken bir anda 2538 lira seviyesine kadar geriledi. Tabi farklı dükkanlarda farklı fiyatlarda olduğunun bir kez daha altını çizelim ki hafta içerisinde zaten buraya altın almaya gelenler de hüsranla karşılaşmıştı. Gram altın bulamadıklarını, çeyrek altın bulamadıklarını söylüyorlardı. Bugüne baktığımızda kısmen o sorunun giderildiğini görüyoruz ama bizim için gördüğümüz hemen arkadaki tabela en çok dikkatimizi çekiyor. Karar açıklandıktan kısa bir süre sonra kapalı çarşı reaksiyon gösterdi ve görebildiğim kadarıyla da bu döviz kuru, bu döviz bürosunda da 6 liralık bir fark oldu. Aşağı yönlü şekilde hareket etti ama biz bir saat sonra tekrar bakacağız. Bakalım o fark çıkacak mı, daha da düşecek mi? Onu da hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ozan Kelleci, kolay gelsin. Bu arada borsa verilerinde de dolar TL 32.26 seviyesine geriledi. Euro TL 35.32 seviyesini gördü. Şu anda önümde açık. Bu arada aynı dakikalarda demek lazım, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de konuştu. Tam cümlesini okuyup konuklarımıza yorumlatmak isterim. Kamu bankaları emekli promosyonunu 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum dedi. Ne? Ben veremiyorum, bankalar versin evet. Diyor ya. Kamu bankaları 8 ila 12 bin lira arasında bir promosyon belirlemişti emekliler için. Diğer bankalar da bu rakamın altında kalmasın dedi. Evet, ben veremiyorum. Promosyon verin de insanlar promosyon yapmıştı, daha sürede olmadı. Yeni emekliler için geçerli o. Ben de o yüzden çok insan yararlanamaz oradan. Mesela her şeyin tersini söylemek gibi olmasın ama yeni promosyonlar yapıldı ya 3 yıllık falan. Evet, evet, evet. 3 yıllık. Onlar daha geçen sene çok hızlı yapıldı ve yenilendi. Yenileme oranları o kadar bu sene çok yüksek değil. Bir de EYT'liler falan mesela işte 5 milyona yakın EYT'li çıktı. Onlar da ilk maaşlarını zaten promosyonla yaptı. Önlerinde 3-4 yıl var onların da. Ben yalnız şuradan bir şey çıkarsam kapalı var. Hem kapalı çarşıda hem de bu faiz kararı ile ilgili. Bundan bir ay önce faizi sabit tuttu Merkez Bankası. Evet. Değil, burada beraberdik. Aradan bir ay geçti, 5 puan birden arttırdı. Şimdi bir tarafıyla bakıldığında piyasa beklentisinin önüne geçti, iyi yaptı. Enflasyonda bozulmayı gördük, ondan yaptı bunları. Ama şimdi şunu söylüyoruz.
Yani geçen ben şöyle olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Nedir bu işin şifresi? Ben şöyle anlıyorum. Yani bir kere biz seçime doğru gidiyoruz. Dövizin sıçramaması lazım. Çünkü Türkiye'de insanların kriz algısı dövizle beraber gider. Faizle Cevdet Akçay'ın söylediği üzerinden söyleyeyim. Faizle döviz linki koptu diyor ya. Faizi arttırsaydı da geçen ay zaten bir şey olmayacaktı. Döviz talebi devam edecekti. Dolayısıyla faizi arttırmak yerine o silahı bu aya sarkıtıp arada şeyi kullandı. Rezerv kullandı. Ben öyle anlıyorum. Şimdi zaten seçime bundan 10 gün var. 10 gün sonra seçim olacak, bitecek. Zaten bu süre içerisinde dövizde böyle büyük bir hareket olmayacağı varsayımındayım. Yani olsun 30 kuruş, 40 kuruş. Yani o eşit kadar. Bir anlamda sabit bırakılma beklentisi var. Vardı. Şimdi bir önüne de geçmiş oldu. Dolayısıyla aslında iktidarın istediği o günden bugüne kurda böyle hani bir şok hareket, 3 liralık, 5 liralık bir hareket olmamış oldu. Bunu ertelemiş oldular. Daha sonraya atmış oldular. Şimdi de o ertelemenin önüne geçecek şekilde bir faiz artışı yaptılar. Bence benim anladığım bundan sonrasında da o faiz, yani ben kurda çok büyük bir oynama olacağını da tahmin etmiyorum bu arada. Yani işte 32-10'a geldi. Dengelenecek midir? 32-30'daydı zaten. 20 kuruşluk bir aşağı. 40'ta mıydı? 30 kuruşluk bir aşağı iniş var. %1'e tekabül eder. Yani yarın itibariyle gene aynı şeye dönecek. Ya 32'nin biraz altını görse bile yine dengelenecek. Ne diyeceğin yer orası tabii canım. Yani çünkü hala bir talep var. Hala istiyor insanlar bunu satın almayı. Yani ben dönüp paramı bugünden yarına Merkez Bankası'nın faiz artışı mevduat faizlerine dönmüyor ki. Yazık, dün dolar alan bugün zararda ya. Ya. Seçim sonrasına ilişkinle dikkatli olun. Daha uzun süre beklemek zorunda artık. Ya. Oradan bir yatırım şeyi. Hiçbir yatırımı şu saatte. Bir yere borcu var, aldı diyelim. Ha, evet. Çocuğuna gönderecek. Bizim yurttaşımızın böyle bir şeyi var. Yani maalesef sıkıntısı var. Dikkat edin. Hiçbir yatırımı gerçekten bir haftalık, 10 günlük, 15 günlük, bir aylık yapmamak durumundayız. Yani bakın işte dün alıyorsun. Borç alıp vermeyi de yapmıyor. Kesinlikle. Bunlar böyle. Yani bir ay bir vade diye bir şey yok yani. Eğer tasarrufunu kullanacaksa. Çünkü Türkiye çok hareketli. Ancak uzun vadede dengeler yerine oturabiliyor. Uzun vadede siz enflasyona karşı korunuyorsanız ne mutlu size. Ama şimdi döneceksiniz, şunu diyeceksiniz. İyi de bununla zaten işte al sat yapıp gününü kurtarıyor. Öyle işte, o yüzden işte, dedim. Bazen de gününüzü kurtaramazsınız. İki günde kar edeyim, 300-400 bari kasaba veririm diyen insanlar var ya. Var tabii. Ya şurada dolardan 50 dolardan 50 lira kazanayım da 200 gram krem alayım diyen de var. O ayrı yani. Ama dediğim gibi yani bu dönemde yani risk alınacak şekilde hareket etmemekte fayda var. Kısa vadeli yatırım yapmamakta fayda var. Yani elinizde bir şey varsa. Bunların hepsi uzun vadeli tasarlanması gereken. Yani bizde çünkü geçim sıkıntısı artık bu finansal araçları bir gelir kaynağı gibi gösterdi. Pandemi bak, dönemindeki o oynaklıklar falan değil mi? Olmadı. Yani ama dolarda oynaklık var. Niye? İşte var. Çünkü piyasada yok. Yani 32, olmadı, fiyatı o kadar gelmiyor. Tabii 32.05 böyle. Yani 32'nin altına doğru inmeye çaba gösteriyor. Oğuz Hoca'nın dediği gibi yarın nerede 32'de güçlü bir direnç yani oluşmuş. Bugünkü seviyesi. Pardon, destek oluşmuş. Çok fazla şey yok. Yani güven yok. Para girişi yok. Yani sadece faizin artması böyle kısa vadede şunu değiştirir. Biz az bir beklentiyi değiştirir. Belki TL mevduat daha cazip hale geleceğini düşünen bir miktar mevduatının dönüşü gelen vatandaş döviz almayı düşünürken vazgeçer, buraya gelir. Bu da şu demek, ekstra talebi ortadan kaldırır. Mevcut talebi ortadan kaldırmıyor yani. O yarın belki daha yukarı doğru gidecekti o gelen yeni taleple beraber döviz. Şimdi o diyecek ki ya mevduat faizi daha cazip hale gelebilir. Ben bir bekleyeyim, şu faizi göreyim, ondan sonra hareket edeyim. Dolayısıyla piyasaya girecek olan talebin bir önünü kesmiş olabilir. Ama halihazırda zaten hani bir karşılanamayan talep var. Merkez Bankası vermiş 20 milyar doları zaten. Hani böyle bir gerçek de var. Şimdi önümüzdeki dönemde o belki biraz azalacak. Belki yine geçen seçimde olduğu gibi bu seçimden sonra yine bir rezerv toplamaya başlayacaklar. Ya yani o da kurun, para girişi bekliyorlar. O da kurun çünkü yukarı doğru gitmesine neden olan unsurlardan biri. Yani Merkez Bankası da alıcı hale geldiği zaman satıcı olduğunda nasıl artmasını engelliyorsa, piyasaya veriyor çünkü, talebi karşılıyor. Alıcı olmaya başladığında o rezervi -65'lerden işte -30'lara doğru çekeyim ben dediğinde piyasada 35 milyar dolar para alması gerekecek. Bu nasıl olacak? Bazı sorular var. Ebru Vaki'ye yönelteyim bir tanesini. Seçim sonrası bu ekonomi yönetimi gider diye bakılıyordu. Bu kararın herhangi bir etkisi ya da simgelediği bir mesaj var mıdır? Böyle bir çıkarım yapılabilir mi demiş. Yapılabilir. Kalacakları yönünde değil mi? Yoksa gidecekleri yönünde mi? Gidip kalmayı bilemem. Hı-hı. Siyaset bu. Hangi mesaj çıkar? Buradan ne çıkar biliyor musunuz? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ben gerekeni yapma konusunda güçlüyüm. Sözümü de dinletiyorum diyor.
Merkez Bankası da ben enflasyonla mücadelede kararlıyım. Ben bu savaşı veriyorum. Bakın seçim dediniz öncesinde ben bu faiz artırımını yapabildim. Ama işte kararlar öyle bir yanlış politikanın içindeydik ki biz doğrulmaya çalışıyoruz. Buradan bu mesajlar çıkabilir. Bunlar iyi mesajlardır. Seçim sonrasına ilişkin kuru çok hızlı arttırmama noktasında da güçlü bir irade beyan ediyorlar. Bu ne olur bilemem. Bazı uzmanlar diyor ki kur çok yükselecek, faiz de yükselecek. Biz bu acıyı bir kere yutacağız, yabancı girecek, sonrasında iyileşme olacak. Bazısı da diyor ki hayır, kuru çok hızlı arttırmayacaklar, dengeleri bozmayacaklar. Çünkü enflasyon bozulur. Çünkü enflasyon bozulur ve buradan enflasyonu döndürmek hiç mümkün olmaz. Dolayısıyla kuru olabildiğince bu seviyelerde bırakacaklar. Hangi ihtimal daha kuvvetli? Ben enflasyonla mücadelenin esas alınacağını ve kurun çok hızlı artmayacağını 40 seviyelerine doğru, yıl sonunda zaten öyle bir hedef var. Bu hedefe orantılı gideceğini düşünüyorum. O yüzden diyorum ki normal şartlarda, normal zeminlerde, normal zamanlarda değiliz. Alırsınız bunu yüksek kurdan, zarar edersiniz. Sadece vatandaşı düşünürüm ben. Ben kimseyi düşünmem. Dolayısıyla o canınız yani yanabilir. Yani küçük yatırımcı da çarpıldı ha diye gülecek değiliz. Değiliz, aynen. Ve burada hiçbir zaman şu anda küçük yatırımcının çok düşünüldüğü bir ortamda maalesef yok. Siz faizi yükselttiniz de şu anda faiz 50 ya, 67 ya sizin enflasyonunuz, faiz de 50 ya, sizin eksi 17 faiziniz var daha. Sizin enflasyonunuz resmi rakamlara bile faiziniz eksi negatif, yani negatif faizdesiniz, eksidesiniz. Ancak enflasyonu buraya çekeceğiniz vaadini verirseniz, vaadini veriyorsunuz siz daha. İndirebilirsiniz. Yani şu anda vatandaşa TL değerli demiyorsunuz, evet. Paranı koruyacaksın demediğiniz için vatandaş kendini korumaya almaya çalışıyor. Şimdi, vatandaş haklı ama eli yanabilir. O yüzden vatandaşa doğruyu söyleyin. Yani tek benim istediğim yetkililerden doğruyu söyleyin. Doğru. Kafanızdaki şeffaf senaryo olsunlar. Ne? Onu söyleyin, evet. İki vergi arttırmayacağız deyip de KDV oranlarını sonra listelemek doğru. Bize düşmesin değil. Lütfen. Evet. O listeleri değiştirebilirler. İki tane şey var. Lütfen. Birincisi bu promosyonlarla ilgili hani biz o anlaşmalar yapıldı. Şöyle oluyormuş mesela anlaşmayı bozup yeni anlaşma yapabiliyormuş. Ama o kalan süre için parayı bankaya ödüyor. Hocam, yüklü ödeme çıkıyor hocam. Ya, biliyorum onu, ben yüklü söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce Kayseri'de bankalara çağrı yaptı. 8-12 bin lira emekli promosyonu belirlediniz. Diğer bankalardan da aynısını bekliyorum dedi. Bu iş nasıl oluyor onu anlatıyoruz. 6-7 bin lira aldı zaten insan. Evet. Tabii aldı. İkincisi de şimdi çok sevdiğim bir iktisatçıdır o da. Genç jenerasyonu diyor ki ben bu artışın Mehmet Şimşek'le saray arasında bir pazarlığın sonucu ortaya çıktığını düşünüyorum diyor. Mehmet Şimşek güçlü dedim ya onu. Ha, 500 işte onu desteklemek için. Ama evet. Alırken bir şey vermek zorunda kaldı diyor. 500 bas puan faiz artışını alırken 5000 liralık bu seyyanen zammı da vermiş olabilir diyor. Evet. Yani bu da enteresan bir bakış açısı. Saray bastırdı. Para yok dendi. Ama Kayseri'deki bu konuşma sonrası yorumlara bakıyorum. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair bir şey olur. Vazgeçti. Ama onu böyle bunu seviyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani gerilim böyle beklentiyi evet, düşürüp bir anda veriyor ki daha fazla etkisi olsun ben diye. Ben çok kırılıyorum buna yalnız. Evet. Bu seçim yani seçim sürecince emeklilere sürekli bu söylenmez. Çok ayıp bir şey. Kimin parasını kime veriyorsunuz? Zaten milletin parası bu. Yani gerçekten çok çok üzülüyorum buna. Bunu bütün siyasetçiler yapıyor. Ama işte hani, bütün belediye başkanları 5000 lira emekliye veriyor. Evet, ne veriyorsunuz siz? Söylüyorum. Ne yapıyorsunuz? Niye devlet yani hak ettiğini Allah veremiyor Allah bu insanlara yani. Da belediyeler yardım yapmak zorunda kalıyor. Bu yani bu gerçekten Ankara'da yaşayan emekli de yani İzmir'de yaşayan emekli değil mi? Bu ne yani? Ben hiç anlamadım. Artvin'de yaşayan emekli de Trabzon'daki değil mi? Yani böyle şey mi olur? Çok net bir soru gelmiş. Lütfettiniz yani 5000 lira vererek. Yani Allah'ım yarabbim. Merkez Bankası'nın açıklamasını göndermiş izleyicimiz. O açıklamayı okuyayım önce. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Can Bey ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı hemen her açıklamada var. Her faiz kararından söyleniyor. Ha bir de enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma
daha ne kadar bozulacak Allah aşkına demiş. Bir de ben ekleyeyim izleyicimize, güzel yazmış. Tabii. Enflasyon hedefi de hala %5 tutuyor. Evet, onu da söyleyeyim de. Yıl sonu hedefi de sevgili izleyicimiz yani, 36 yani lütfen. Şimdi bu teknik bir şey ama metinde şöyle bir şey var. 45'ten %50'ye düzelttik ama operasyonel çerçevede de değişikliğe gittik. Gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarını bir hafta vadede repo ihale faizi, yani bu politika faizinden bahsediyoruz. Maaş koydu. O daha gelmedi. Kıyasla artı eksi 300 bas puanlık bir marj ile belirlenmesine. Yani diyor ki ben gerekli görürsem 53'e kadar gidebilirim. Gerekli görürsem 47'ye kadar aşağı doğru da çekebilirim diyor. Hani bunu da atlamayalım. Yani 50 evet ama bir çerçeve değişikliği de yapmış. Orada bir artı eksi 3 puanlık bir faizle de koridor geri mi gelmiş? Yapmış. Ve koridora benzer bir şey. Bu tam olarak yani koridor değil. Ben nefret ettim ben bu koridoru anlatana kadar. Hatırlıyor ondan musunuz geçmişte sonra faiz koridorunu? Hocam faizleri Allah soruyorlar ya. Okuyayım o kısmında. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek. Yani bu ne demek? Sıkışıklığı, bu az önce anlattığım bir sıkıştırmaya başladılar. İyi bir şey yaptılar demiştim ya, mevduat faizi politika faizinin üstüne geçmeye başladı demiştim. Onu devam ettireceğiz diyor. Yani mevduat faizleri de 50'nin üzerine gidecek. Anlaşılan bu. Anlaşılan bu. Bu gitmezse, bunu görürsek burada bir aksaklık. Sonra yine dolar. Biz onunla ilgili ihtiyati tedbirleri de alacağız diyor. Yani aslında şunu yapmaya çalışıyor bunu söylerken. Mevduat faiziniz yakın bir, yani birkaç gün içerisinde eğer oraya gitmiyorsa, ben onun 50'nin üstüne gitmesi, 55'lere, 53'lere gitmesi için gereken tedbiri alacağım mesajını veriyor. Ben buradan söyleyeyim, gitmiyor. Mevduat faizi gitmiyor. Demin söylediğim o, yani mesela mevduat faizini yükseltmezseniz dövize talep olur tabii. Tabii tabii, o anlamda soruyorlar. Şimdi mesela insanlar düşükten de almaya çalışabilirler. Evet. Mevduat faizi yükselmiyor zorunlu karşılık ayarlamalarına rağmen çok hızlı. Öyle bir durum var orada. Fakat şöyle de bir olumlu tarafları var. Ya yani olumlu bir etkileri var şu anda. Kur korumalı mevduat denen asrın icadından çıkış başladı. Umutluydu Mehmet Şimşek yılbaşı mesajlarında. Ama çok yine de diyoruz, mesela oradan para veriyoruz ya kur korumalı mevduata, para harcıyoruz. Hı-hı. O bir yük. O yük biraz azalıyor. Dolayısıyla o da biraz ellerini rahatlatıyor. Yani o yükü artık bankalara transfer oluyor. İlanlandığı gibi gidiyor yani. O bir zaman de yani 120 milyar dolardan 70 milyar dolara doğru bir iniş var. 128'i görmüştü, hatta konuşmuştuk. Bu da 128 milyar doları buldu. 68-70 galiba. Bir mesaj hazırladı Sözcü Televizyonu Haber Merkezi arşivden. Ekranları da taşıyalım. Sayın Cumhurbaşkanı 30 Nisan 2013 tarihinde atmış, 11 yıl önce atmış bu sosyal medya mesajını. Bugün sosyal medyada şu anda en çok paylaşılan mesaj bu. Çünkü o gün demiş ki Sayın Erdoğan, biz göreve geldiğimizde faiz oranı %47'ydi, nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz. Damla Doğan Tunceli videoyu revize etmesi gerekti. Bir daha okur musun ya, çok özür dilerim. Biz göreve geldiğimizde faiz oranı %47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz. 30 Nisan 2013. Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı. Ya var ya, hani Cem Yılmaz'ın bir filminde nimetle şaka olmaz diyor ya. İşte ekonomiyle şaka olmaz. Bu lafları söylersiniz ama ondan sonra bambaşka bir yola gittiğinizde o şaka size böyle bir şaka yapar. 47 tabii. Olan 47'den aldık, nerelere getirdik, 4,5'lara kadar indirdik dediğiniz faiz, aradan 11 sene geçer. O kadar çok yanlışı üst üste yaparsanız böyle 50 diye karşınıza çıkar. Ben tekrar ediyorum, benim endişem bugün hocam, bundan 6 ay öncesine göre gelmiş. Kim gelmiş? Koridor geri gelmiş. Koridor doğru, demiş, aynen. Artı eksi önemli 3. Bir şey söyledi. Bunun manşetlerinden biri de bu toplantının faiz koridorunun geri gelmesi. Artı eksi 3 de gecelik yani benim. Yani sadeleşmek için o kadar çaba göster, sonra koridora geri dön. Evet. En olumsuzu bu. Ben şöyle görüyorum. Yani gerçekten aradan geçen 11 yılın sonunda o kadar çok hatayı üst üste yaparsanız gerinen yer sizi 2000'lerin önüne götürür. Benim asıl endişem, yine söyleyeyim, bundan 6 ay öncesine göre işte bu tip uygulamalar, koridoru artı eksi 300'ün banda sıkışması, faiz 50'ye geldi ama enflasyon beklentileri şimdi 6 aydır bunu konuşuyoruz. 8,5'tan 50'ye geldi faiz. Biz hala beklentilerin kırılamadığını, döviz talebinin düşmediğini, akaryakıt dünyadaki gelişmelerin çok lehimize gitmediğini, dışarıdan para gelmediğini konuşuyoruz. Beni endişelendiren şey, hani o anlattığım faiz enflasyon kısır döngüsüne böyle yani sürekli daha yakın hissettiriyor bana. Yani rakamlar, veriler, uygulamalar bunu gösteriyor. Hocam bu linkleri vatandaş mı kopardı da bedeli? İşte yani acaba? Sorun da bu kim zaten. Kim kopardı acaba? Işıl ışıl gözleriyle bakan
Şu an işte fotoğraflar atan güneş gözlükleriyle bakanımız. %8,5'a indiren de Merkez Bankası Başkanı değil mi? O da, o da şeydi. BDK hangi başkandı o? BDK Şahap Kavcıoğlu. Şahap Kavcıoğlu. Uzakta değil şu anda. Her yakınımızda. Şu anda Şahap kredi kartları kararını falan veren. Üniversite diliyle yatay geçiş yaptı. Peki acaba aynı kararı verip de %15 faizle kredi verip de o faizler, o krediler ata kata yata giderken üretime gitmemişsinin sorumlusu kim? Kredi garanti fonundaki harcamalar, krediler nereye gitmiş yıllardır? Bugün siz verdiniz mi? Sanki ben öyle hatırlıyorum. Alaaddin Aktaş'ın bir yazısı vardı, değil mi? Evet, verdiniz? Mutluluk hedef değildir. Ha. Yani gelinen yolculuk. O. %5. Ya şu anda da mutlu olmalıyız. Karışık duygular içerisindeyiz. Eve gidince mutlu olacağım yok yani. Bir taraftan, faiz arttı, iyi bir şey yapıyorlar ama öyle bir arkası boş ki kötü bir şey dönüşüyor. Ama bir yandan da kötü diyemiyoruz çünkü aslında hani para politikasını alması gereken, atması gereken adım o. Yani çok böyle karışık duygular içerisinde yola devam ediyoruz ama. Bitirin güzel de acaba duvara sabitlendi mi? Yani Can mesela 3 sene sonra araba alacak, arabasını değiştirecek. Bu bir mutluluk değil. Mutluluk senin şu anda elindekilerle mutlu olman. Onu anlatıyordu Alaaddin Hoca, değil mi? Evet. Bizde hep hedeflerle mutluluk var. Biz %5'e sevinmeye devam edelim. Yani. 3 dakikamız kalmış. 1,5. Yani ben şöyle çok hızlıca şunu söyleyeyim. Ben dediğim gibi beni asıl endişelendiren şey bu atılan adımların sonucunu tam olarak alamıyor olmuş olmamız bu zamana kadar. Doğru. Bu bizi riskli bir yere doğru götürür. Hocam ben ilk yorumları hatırlıyorum, özür dilerim. Mesela işte enflasyon oranı belli bir seviyeye geldi, işte dolar uçtu gidiyor. Dolar uçtu gidiyor dediğimizde bugünün uçuşu değil. Ya kanatlanıyordu diyelim. Onlar 11'ler seviyesindeydi. Evet. Elbette bu söyleyeceğim örnek ekonomi okuryazarlığıyla bağlantılı ama insanlarda şöyle bir beklenti vardı. Ya inat edip faizi arttırmıyorlar. Arttırsın da yeniden 2'leri 3'lere geri dönsün. Yurt dışına çıkabiliyorsak çıkalım. İşte dışa bağımlılık neticesinde market rafları çok değişmesin. Ne kadar uzaklaştık oralardan yani. Yani birkaç ışık yılı, birkaç yüz ışık yılı uzaktayız şu an yani. Çok zor. O yüzden ben bundan endişeleniyorum. Benim asıl endişem bu. Umarım Merkez Bankası'ndaki uzmanlar da bu riski görüyorlardır. Ebru Baki, final yorumu. Final yorumum şu, kimse faizin yüksek faiz istemez zaten, biz de istemeyiz. Hı hı. Şu anda krediye yaklaşamıyoruz. 1 milyon kredi alıyorsunuz, 12 ayda 120 bin lira ödüyorsunuz. 12 milyon borç nasıl ödeniyor onu bilmiyorum, parantezi kapatıyorum. Bunun için 600-700 bin lira kazanmanız gerekiyor. 568 bin liraymış faiz değil mi? 600-700 bin yani ödemeniz gerekiyor. Yani o zaman ayda 1,5 milyon falan kazanmanız cesur gerekiyor. Cesur insanlar var ülkemizde. 10 bin lira emekli maaşı bu arada, 17 bin lira asgari ücret, zaten ortalama 20 bin lira falan ücret alıyor insanlar. Doğru. Çalışırken. Bütün bu kararların sorumlusu bu vatandaşın olmamalıydı. Yani kuvvet, hani sabrın sonu selamet, ne diyeyim ben. İnşallah iyi olacak. Yani çok mu sevindik %50 faize? Tabii ki sevinmedik. Doğru karar alabildiğimize seviniyoruz. Günlük düşüş an itibariyle %1'i aştı dolar TL seviyesinde. Bir uzun zaman sonra ya bir de Can şu koridora çok üzüldüm ya. Gene koridor var. Allah koridorun üst bandı, koridorun alt bandı diye başlayacak şimdi. Teşekkür ediyorum Ebru Baki, Oğuz Hocam. Efendim ekranlarda da gördüğünüz dolar seviyesi 32.05'lerde daha nerelere gider? Bakacağız, ölçeceğiz, dengelenir dedi Oğuz Hoca. Sorularınızı gördüm, tamamını sormaya çalıştım. Özel yayını bitirdik ama yayını bitirmiyoruz. Gündem masası devam ediyor. Nevruz'dan gelen haberler var. Seçime giden bir Türkiye'de Nevruz kutlamaları Diyarbakır'daydı. Bir gerginlik çıkmış, 7 gözaltı var. Bir detaylarını aktaralım hızlıca. DEM Parti öncülüğündeki Nevruz kutlamaları Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda saat 10'da başladı. 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerler kuruldu. Birkaç saat içinde de gerginlik çıktı. Polis arbedeye karışan kişileri gözaltına alırken kutlamalarda yakılmak üzere 2,5 ton odunun da alana getirildiği öğrendi. Sözcü Televizyon Haber Merkezi burada yaşanan gerginlik, içerideki kutlamalar an be an takipte olmaya devam edecek. Evet, biz faiz kararını verdik. Yansımalarını konuşuruz. Dolar TL'yi bir de kapanış itibariyle 50 geçe bir ekranlara getiririz tabii. Ama şimdi bizim her gün yaşadıklarımız var. Bu ekonomik krizi yaşıyoruz. Gün be gün yaşadıklarımızı özetlemek, canlı yayında belgelemeye çalışıyoruz biliyorsunuz gündem masasında. Ramazan ayının gelmesiyle şimdi pideler tezgahlarda yerini aldı. Ama fırında bu lezzeti alıp sofraya götürmek, sahurda, iftarda, yemeğinde bundan etmek çok zor. Niye? Fırınlarda pidenin 250 gramı biliyorsunuz 350 gram eksildi. 250'ye düştü. 10'da 15 lira oldu. Karar bu.
Ama en uygun pide fiyatı 17 liradan başlıyor diye çok sayıda izleyicimizden mesaj aldık. Hem onun peşine düştük hem de 340 gramlık pidenin 10 liradan alındığı halk ekmek. İnsanlar kuyruklarda yine. Dışarıdan hiç almadım ama 15, 18, 20 arasında fiyat veriyorlar. Ucuz olması daha çok mu cezbediyor sizi? Cezbeden değil, zorunlu olarak. Fırın ekmeği pahalı, 10 milyon insan doğmuyor da. Hak ekmeği alsak daha iyi diyoruz, daha doyuyoruz. Bir de burada 10 lira, fırında ne kadar? Fırında 20 milyon. Gram belli, fiyat belli. Bunu uygulayan fırıncıyı bulmaksa neredeyse imkansız. Ramazan ayının gelmesiyle ekmek tezgahlarına eklenen pidenin 15 liradan satılması kararlaştırıldı. Ama fırınlarda bu fiyatı ne duyan ne de gören olunca tüketici kendini yine halk ekmek kuyruğunda buldu. Fiyatlar yarı yarıya fark ediyor ve bu pide güzel. Yarı yarıya fark edilen fiyatta tüketici bir pide daha fazla koyuyor sofrasına. Çünkü halk ekmek bu yıl pidenin gramını 340, fiyatını 10 lira olarak belirledi. Kağıt üstünde fırınlarda gram 250, fiyat 15 lira ancak gram tutsa da fiyat en uygun 17 liradan başlıyor. Hem uygun hem ben yıllardır arıyorum, alıyorum yani. Hem uygun hem de güveniyorum. Şimdi öteki fırınlarda çok katkı maddesi olduğuna inanıyorum. Diğer yerlerde 17,5, burada da 10 lira. Halk ekmekten pide almak isteyenler de iftardan saatler öncesinde pide mesaisine başlıyor. Kimi yerlerde sabah saatlerinde kuyruk oluşuyor, bazı noktalarda öğlen olmadan pide bitiyor. Burada piyasaya göre çok uygun, güzel. Güzel güzel. Mi tercih ediyorsun? Evet. Öteden beri biz. 11 ayın sultanı bereketiyle değil artık zamlarla geliyor. Yetişilemeyen pahalılıkta eski ruhu aramak, gelenekleri devam ettirmek güç. Pide onlardan sadece biri. Şimdi tam biz Faiz Özel yayınla Ebru Baki ve Oğuz Demir'le değerlendirirken, ekranlara sunarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı dakikalarda faiz kararı geldikten hemen sonra Kayseri'de mitingde konuştu. Yerel seçim mesajlarını Kayseri'den verdi ve gündeminde emekliler vardı. Sıcak not olarak paylaştık. Kaçırmayan izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Ebru Baki'den, Oğuz Demir'den hızlıca yorumlar aldık. Şöyle dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kamu bankaları hani bu promosyon ödemelerini belirledi ya, işte çoğunluğu 8 ila 12 bin lira arasında belirledi. Tamam. Diğer bankalar da bu şekilde belirlemeli dedi. Bu yönüyle bir çağrı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi kimi diyor ki bunu söylediğine göre işi, topu bankalara attı. Emekliye promosyon hikayesi bu şekilde. Ha, bu haliyle bile faydalanamayan olabilir çünkü alanlar oldu promosyonları. Bu birinci itiraz. İkincisi ise aslında bir tahmin içeriyor. Her ne olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce gerekli görürse emekliye kendi de seyyanen zam açıklayacak diyenler var. Bakalım kendi sesinden dinleyelim, ne düşüneceksiniz? Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Şimdi elimizde bazı listeler var. Ekonomik halimiz, ahvalimiz bu. Seçime yansımaları da bu şekilde efendim. Şimdi bunları göz önünde bulundurunca geçim derdini, dünyanın en mutlu insanları tablosunda acaba ülkemizin yeri neresi diye bakarken endişeleniyoruz. Biliyoruz da dokunduramıyoruz işte yani ülkemize, yakıştıramadığımız için. Finlandiya zirvede, zirve değişmedi. Biz de hemen listenin sonlarına baktık, acaba nerede değişmiş? Hani bir sıra yukarı mı çıktık, 3 sıra aşağı mı indik, neredeyiz, ötesinde berisinde miyiz? 98. sıradayız efendim. Toplumdaki en mutsuzlar da gençler. Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı. Türkiye sonlarda yer aldı. En mutlular 60 yaş ve üzerindeki bireyler olurken en mutsuzlar gençler oldu.
Bireylerin 3 yıllık ortalama mutluluğunu hesaplamaya çalışan uzmanlar, kişi başına düşen milli gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük ve yolsuzluk gibi kriterleri baz aldı. Zirve değişmedi. En mutlu ülke bir kez daha 10 puan üzerinden 7,74 alan Finlandiya oldu. Türkiye 4,9 puanla genel tabloda 143 ülke arasında 98. oldu. Rapor gençlerin yaşlılara göre daha mutsuz olduğunu gösterdi. Gençler ve yaşlılar arasındaki en büyük sorunlar arasında ekonomik eşitsizlik, eğitim ve uygun fiyatlı konut sorunu var. Para biriktirerek alınan evler, arabalar gençler için artık hayal. Ayrıca sosyal medyanın gençlerde öz saygının azalmasında ve gençlerin refahının düşmesinde büyük etkisi olduğuna dikkat çekildi. Afganistan Taliban'ın 2020'de yönetime gelmesinin ardından 143 ülke arasında en alt sıralarda kaldı. Şimdi bir dış haber turu yapalım. Dünyada ne olup bitiyor biz bunları yaşarken? Mesela Fransa'da da grev dalgası var. Çiftçileri biliyorsunuz, meydanlara geldiler, tezekleri döktüler, samanları döktüler, tutuşturdular, çeşitli yerlerde böyle ateşler yaktılar, protestolarını ortaya koydular. Şimdi sonra ne oldu? Kamu çalışanları, sonra öğretmenler, peşlerine de hemşireler iş bırakma kararı aldılar Fransa'da. Ülke genelinde maaşlara zam talebiyle greve gittiler. Bu arada biz de bakalım istedik, yıllık enflasyonu neymiş Fransa'nın, bu denli bu protesto dalgası var, %3. Yıllık %3'lük enflasyona rağmen memurlar maaşımız yetmiyor dedi, ayaklandı. Fransa sokakları doldu taştı. Fransa'da yükselen enflasyon nedeniyle maaşlarının yetersiz kaldığını belirten kamu çalışanları ülke genelinde maaşlarına zam talebiyle greve gitti. Başta öğretmenler, hemşireler ve belediye çalışanları olmak üzere çok sayıda kamu çalışanı işi bıraktı. Başkent Paris'te Senato yakınlarında toplandı. Geçinemiyoruz dedi, maaşlarına zam istedi. Ellerinde kamu hizmetini koruyun, yıkımına son verelim yazılı pankart taşıdı. Fransız İstatistik Enstitüsü'ne göre 2011-2021 yılları arasında özel sektör çalışanlarının maaşları, kamu sektörü çalışanlarının maaşlarından iki kat daha hızlı arttı. Kamu çalışanları ise bu durumdan rahatsız. Sendikalar yayımladıkları ortak bildiride kariyer imkanlarını iyileştirmek için müzakereleri acilen başlatmamız ve ücretleri iyileştirmek için gelen önlemler almamız gerekiyor ifadelerini kullanarak devletin kamu sektöründeki maaşları belirlemek için kullandığı endeks puanının değerinde derhal %10'luk bir artış talebinde bulunuldu. Gündemde Kate var, kayıp prenses. Medyada en çok konuşulan konular arasında ilk sırada yer alıyor dünyada. Kate nerede etiketleri? 400 milyon barajını da aşmış, bir rekora doğru gidiyormuş. Şimdi Kate Middleton'ın ameliyat olduğu klinik 17 milyon sterlinlik bir ceza ile karşı karşıya. Şüpheleri arttıran gelişmeler olarak görülüyor. Şimdi kayıp prenses için gözler takvimde ilk resmi programı olduğu yere çevrildi. O da 17 Nisan tarihinde bir buluşma. Bakalım ortaya çıkacak mı? Ya da 17 Nisan'a kadar Kate nerede sorusuna bir yetkili net bir izah ortaya koyabilecek mi? Kate Middleton nerede etiketi tüm dünyaya yayıldı. Paylaşımlar dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana ulaştı. Ameliyat olduğu kliniğe kişisel tıbbi verilere erişim iddiası ile soruşturma açıldı. Klinik 17 milyon sterlinlik ceza ile karşı karşıya geldi. Hakkındaki spekülasyon ve komplo teorileriyle gündemden düşmeyen kayıp prenses Kate, 83 gün sonra bir videoda göründü. Kate, eşi Galler Prensi William'la birlikte Windsor'daki evlerinin bulunduğu bölgede alışveriş yaparken görüntülendi. Ancak İngilizler o değil dedi, ikna olmadı. Kate'in nerede olduğu ve bununla ilgili ortaya atılan teoriler, sosyal medyanın en konuşulan başlıkları arasına girdi. Kate nerede? Kate'in dublörü ve Kate Middleton hashtagleri açıldı. Sosyal medya ve internette 400 milyon kadar insana ulaştı.
Diğer taraftan da Galler Prensesi Kate Middleton'ın Ocak ayında ameliyat olduğu kliniğe kişisel tıbbi verilere erişim iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Verilerin korunması kanununa göre 72 saate kadar bildirilmesi gereken olayın hastane yetkilileri tarafından bir haftadan uzun süre boyunca yetkililere bildirilmediği ortaya çıktı. İhmal iddialarının ardından hastane 17 milyon sterlinlik bir ceza ihtimaliyle karşı karşıya. Bu arada Kate'in 17 Nisan'dan sonra Galler Prensesi olarak görevine döneceği ve halkın karşısına çıkacağı belirtiliyor. The Mirror gazetesine göre prensesin dünya kamuoyunun karşısına en iyi şekilde çıkması için iletişim uzmanlarından bir ekip kuruldu. İnsanların zihninde tabii şüphe var. Niye? Prenses Diana'yı hatırlıyor herkes. Galler prensesiydi. Şüpheli ölümü, sonrasında olup bitenler, mahkemelerin verdikleri kararlar. O yüzden Kate bir Galler prensesi olarak yine ortadan kaybolduğu için dolayısıyla gözler saraya çevrilmiş durumda. Galler demişken yeni başbakan da seçti. Wongeting ülkenin yeni lideri efendim. Avrupa'nın da ilk siyahi lideri oldu. 50 yaşındaki siyasetçi Zambiya'da doğup büyüdükten sonra İngiltere'ye göç eden bir isim. Wongeting, Galler'in yeni başbakanı seçildi. Aynı zamanda Avrupa'nın ilk siyahi lideri oldu. Getting 16 Mart'tan bu yana İşçi Partisi'nin genel başkanı Başbakan Mark Drakeford'un liderlikten çekilmesiyle bu göreve geldi. Toplamda 60 sandalyenin bulunduğu Galler Parlamentosu'nda yarışa katıldı. 51 oyun 27'sini aldı. İlk siyahi başkan olarak tarihe geçti. Galler'in Avrupa'da bir siyah tarafından yönetilmesi İlk ulus olması için oy kullandık. Bunun Galler için bir gurur meselesi olacağına inanıyorum. Aynı zamanda benim için hafife almadığım bir sorumluluk. Başkan seçilmesinin ardından ilk kez konuştu Gedding. Galler'in umut ve fırsatlar sunan bir ülke olması için çalışacağını söyledi. Kendisini bu koltuğa getirenlere teşekkür etti. Avrupa'nın ilk siyahi liderinin hayat hikayesi de oldukça ilginç. Galli bir baba ile Zambiyalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi Gedding. İngiltere'ye taşındı ve siyasi kariyeri böylece başladı. Gedding son olarak 2021'den bu yana Ekonomi Bakanlığı görevini yürütüyordu. Şimdi Arnavutluk yeni adresimiz olacak dış haber turunda. Çünkü Başbakan Edi Rama gündemde. Açıklama yapacak, soru kabul edecek deniyor basın mensuplarına. Hazırlıklar yapılıyor. Bizim de işte birçok genel başkan adayı takip ederken ekranlara yansıttığımız gibi mikrofonlar topluca tutuluyor kendisine. Kendisine sorulan bir soruya sinirlendi Arnavutluk Başbakanı. Sonra kadın muhabiri kameralar önünde bakın nasıl itti. Kendisine soru soran gazeteciye sinirlendi. Kameraların önünde gazeteciyi itti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama bir basın mensubuna yaptığı hareketle eleştirilerin hedefinde. Rama başkent Tiran'da gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Siri televizyonunun muhabiri Ambrosia Meta bir yatırım projesiyle ilgili soru sorunca sinirlendi. Başbakan hem soruya yanıt vermedi hem de gazeteciyi ittirdi. Kameraların önünde yaşanan olay büyük tepki çekti. Rama ise kendini savundu. Daha önce hiçbir gazeteciyle böyle bir sorun yaşamadığını söyledi. Özür dilemeyeceğim dedi. Arnavutluk basınına göre Rama'nın bu tepkiyi vermesinin nedeni gizli fon iddiaları. Başbakan daha önce de ülkede yolsuzlukla suçlanan bir isim. Birçok yerde ne yazık ki böyle şeyler görüyoruz. Avrupa'daki demir kubbeye geçelim efendim. Askeri harcamaları arttırdı. NATO tatbikatları genişletiliyor. Özellikle Rusya'ya ve savaşın Avrupa'ya yayılma endişesine karşı alınan önlemler olarak görülüyor bunlar. Avrupa'nın en büyük mühimmat üreticilerinden biri Rheinmetall'in CEO'su yeni bir öneriyi gündeme getirdi. Şu anda Avrupa basında çok konuşuluyor bu durum. O yüzden ekranlara taşımak istedik. İsrail'deki demir kubbenin benzeri Avrupa'ya da yapılsın dedi. Savaşın bölgeye sıçramasından endişeli Avrupa ülkeleri İsrail'in demir kubbesine benzer bir sistemle korunabilir mi?
Öneri Avrupa'nın en büyük mühimmat üreticisi Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger tarafından gündeme getirildi. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye müdahalesi derken Avrupa'da savaş endişesi artıyor. Avrupa ülkeleri de askeri harcamalarında artışa gitmeye başladı. Papperger'in önerisi de tam da böyle bir zamanda geldi. Mühimmat devinin CEO'su Avrupa'ya İsrail'deki demir kubbe benzeri bir savunma sistemi kurulmasını önerdi. Papperger Financial Times'a konuştu. İsrail'in 2011'den beri aktif olarak kullandığı demir kubbenin Avrupa için iyi bir fikir olduğunu söyledi. Demir kubbe her türlü hava koşulunda çalışabilen savunma sistemi olarak öne çıkıyor. 70 kilometre içinden atılan roket, topçu ve havan mermisini yok ediyor. 7 Ekim'den sonra Hamas'ın roket saldırılarını da önleyen sistemin güvenilirliği uzun süre tartışılmıştı. Almanya daha önce Papperger'in gündeme getirdiği hava savunma sistemini tartışmaya açtı. 2022 yılında şansölye Olaf Scholz tarafından gündeme getirildi. Kısaca ESSI olarak da adlandırılan proje, antibalistik füze kabiliyeti içeren karaya konuşlu entegre bir Avrupa hava savunma sistemi inşa etmeyi amaçlıyor. 21 Avrupa ülkesi tarafından onaylandı ve imzalandı. Hatırlıyor musunuz? Bir damat diplomasisi vardı bir dönemler. Bizde Berat Albayrak, Amerika Birleşik Devletleri'nde Jared Kushner, Trump'ın damadı. Diplomasi trafiği, arka kapı diplomasisi, sürecin normalleştirilmesi için görüşmeleri, görüştükleri iddiaları çok basına yansımıştı. Şimdi ABD'nin eski başkanı, yeni dönemde adaylığını da sürdürecek olan Donald Trump'ın damadı ve aynı zamanda danışmanı o Jared Kushner, yine tepkilerin odağında, yine gündemde, bu kez Gazze sahiline gözünü dikmiş. Gazze sahili çok değerli dedi. Bölgedeki Filistinlilerin çöle sürülmesini önerdi. Amerika'nın eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump'ın bir dönem danışmanlığını yapan, aynı zamanda damadı olan Jared Kushner, Gazze planıyla eleştirilerin hedefinde. Yahudi bir aileden gelen Kushner, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Necef çölüne yerleştirmesi gerektiğini savundu. Gazze'deki sahil bölgesinin arazi olarak çok değerli bir potansiyeli olduğunu söyledi. Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi için temizlik ifadesini kullanması da tepki çekti. Kushner'ın ifadeleri bununla da sınırlı değildi. Filistin devletinin kurulması ile ilgili çok kötü bir fikir dedi. İsrail'in siviller için birçok ülkeden daha fazla çaba gösterdiğini öne sürdü. Trump'ın damadı yükselen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Yorumlarımın arkasındayım, ifadelerim çarpıtılmasın dedi. Kushner'ın sözleri Trump'ın seçimi kazanması halinde Orta Doğu'da İsrail'le barış sürecinin yeniden hızlanacağı yönünde bir işaret olarak nitelendi. Kushner danışmanlığı döneminde Filistinlilerin tepkisini çeken İsrail-Arap ülkeleri barışının da mimarlarından biriydi. Günün özel ayını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gerçekleşti. Çünkü orada PPK toplantısından çıkan karar 5'lik bir faiz artışına işaret ediyordu. %50'ye geldik. V harfi diyorduk başta, bambaşka bir noktaya gitti. 13'ler seviyesinden 8,5'lara indiğimiz 2023 Şubat ayından sonra hızlıca 2024'ün Mart'ına kadar 50'ye getirdik. Merkez Bankası politika faizini, dolar TL'de kısmi düşüş vardı, 32,03'ler dahi görüldü. Ama şimdi bir dengeleniyor, 32.11 olmuş. Türk lirasının uzun bir süre sonra biraz olsun değer kazandığını görmek bile memnuniyet verici. Euro TL'de 35.12 seviyesini görüyoruz. Seçim öncesi arttırılan faiz vatandaşın cebinden ne alır, ne götürür, ne koyar, ne katar? Oğuz Demir, Ebru Baki değerlendirdi. Uzman konuklarımız kapalı çarşı bağlantılarımızla devam ettik efendim. Bu arada bugün akşam özel bir yayına daha ev sahipliği yapacak Sözcü Televizyonu. Liderler Özel. Seçim geliyor. Artık 10 gün kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sözcü Televizyonu'nda konuğumuz olacak. Ali Şerdelek, Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek, Senem Toluay, Ilgaz sorularını soracak. Liderler Özel'de bakalım Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı titriyle vereceği yanıtlar seçime ilişkin neleri harekete geçirecek? Hangi vaatleri duyacağız? Nerelerde kazanacaklarını düşünüyor? Nerelerde iddialı, nerelerde kafa kafaya bir yarış öngörüyor? Akıllarda hangi soru varsa
bu ekranlarda sorulacak efendim. Perşembeyi tamamladık. Yarın bir de bir tur atarız. Haftayı nasıl tamamlıyoruz? Faiz kararı var, siyaset var. Daha önce paylaştığımız ama artık paylaşamayacağımız anketler var. Miting programları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dahi önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği konuşuluyor. Emekli ittifakı var. Emekliye verilen sözler var. Bildiğimiz işi bildiğimiz şekilde yapmaya devam edeceğiz. Haberin daimi adresi gündem masasında. Bugünlük bu kadar efendim. Bakalım yarın haftayı toparlarken elimizde avucumuzda nasıl bir gündem olacak? Hoşçakalın. Thank you.